Biraz da daha tecrübeli bir takıma geçelim artık. Dark Passage'a. Dark Passage'a Blood Rapper var. Blood Rapper her Wolf Team oyuncusunun senin de bildiğin gibi bildiği bir oyuncu. Evet. Gerçekten de çok saygı değer, çok efendi, çok düzgün bir kişiliğe sahip. Herkes tarafından bu yüzden çok seviliyor. Örnek bir oyuncu aslında. Tüm oyun camiası için. Sadece Wolf Team'de kalmamalı bu. Tüm oyun camiası için gerçekten örnek bir oyuncu. Blood Rapper hakkında ne düşünüyorsun? Dark Passage hakkında ne düşünüyorsun? Dark Passage zorlu bir rakip olacak Kriv için. Bu noktada Furkan'ın yani Blood Rapper'ın performansı ve tecrübesi burada çok önemli. Tecrübesini takım arkadaşlarıyla paylaşmalı ve takım arkadaşları da ona mutlaka kulak vermeli. Bu yarıyı geçebilmeleri için yani yarı finali geçmeli ve finale kalmaları için takımın Blood Rapper'a ihtiyacı var. Onun taktiklerine, onun tecrübelerine ihtiyacı var. Ona kulak verirlerse çok zor olmayacaktır işleri. Ama Kriv'in de takım kaptanının hakkını vermek lazım. Birkaç maçını izledim. Çok iyi performanslarını gördüm. Her iki takımda aslında eşit görüyorum, eşit şansta. Doğru stratejileri yapan, doğru hamleleri yapan takım bir üst tura geçecektir. Burada Dark Passage şehit meydan haritasını tercih etti az önce bahsettiğim gibi. Kırmızı tarafta başlayacaklar. Mavi takımın avantajını Crew tercih etti. Crew mavi tarafta başlayacak. Şehit meydana ne olur sence? Dark Passage seçtiği haritayı kazanabilir mi? Aslında Kriv'in oynadığı maçlara baktığımızda 6 haritadan 3 tanesi kışla. Kışlada iyi performans gösteriyorlar ama diğer taraftan da üst kodu, şehir meydanı, kum fırtınası gibi haritalarda iyi performans gösterip kazandıkları maçlar var. Bu yüzden şehir meydanı haritası içinde tamamen dezavantaj diyemeyiz aslında Kriv için. Çünkü dün bir tane maçında aslında şehir meydanı haritasında maçında kazandılar. Şimdi de o zaman Dark Passage takım kaptanı Blood Rapper bakalım neler söylemiş turnuva hakkında. Onu bir izleyelim sonra devam edelim. Takımıma gerçekten güveniyorum. Çok iyi bir oyun sergiledik. Bütün takımlara kadar, çeyrek finale kadar çok iyi geldik. Çeyrek finalde rakibimiz bizi birazcık zorladı. 1-0'dan 2-1'e getirdik maçı. Bu şekilde aldık. Şu an bir şeyden uzatacağız. Takımıma güveniyorum. Bakalım yarı finaldeki rakibimiz de çok dişli olacak. Her şey bugün belli olur. Bugünkü maçımız için üzerimizde birazcık gerginlik var tabii ki. Ama takım oyunumuzu ortaya koyduğumuzda kazanacağımıza inanıyorum. Dark Passage'in ismini diğer turnuvalarda da göstermeye devam edeceğiz. Wolf Team'in bütün turnuvalarına katıldık. Ancak bu en iyisi oldu diyebilirim. Nescafe 3-1'de ekstrede Wolf Team şampiyonası gerçekten çok farklı oldu. Bu turnuvada iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Az kaldı. Finalden sonra görüşmek üzere. Evet, Blood Rapper'ın açıklamaları gerçekten çok iddialıydı. Finallerden sonra görüşmek üzere dedi. Gerçekten de Wolf Team camiasının bu kadar yakından tanıdığı bir oyuncunun bu noktada gelebilmesi. Yani şimdi şöyle bazen oyunlarda karşılaşabiliyoruz. Bir oyuncu çok ünlü oluyor ama çok iyi oynayamıyor. Evet. Blood Rapper'da ikisi birden var. Hem çok seviliyor, hem çok tanınıyor, hem de iyi oynuyor. Ve bir takımı sırtlayıp peşinde götürebiliyor Dark Passage'de. Gerçekten dün bunu gördük. Çoğu maçlarda zorlandıkları maçlar oldu aslında. Onlara biraz baktığımızda ilk başta DK Gaming'le başladılar. Senle konuştuk bu konuyu. Evet. Bir 3-0'da da 4-0 gibi bir geride başladılar. Ama oradan 9-4 çevirmeyi bildiler. DK Gaming de bunu bir nasıl derler, kırmızı alarm veriyor gibilerdi. Ondan sonra Number One'la oynadılar. Beklenenin aksine Number One'ı çok kolay geçtiler. 2-0 ve 9-2, 9-3'lük skorlarla geçtiler. Daha sonra Dostluk Kervanlı maçı başladı ki Dostluk Kervanlı da gerçekten büyük bir sürprize imza atmak üzereydi. Seni takip ettiğin üzere. Kum Fırtınası'nı 9-5 kazandı Dostluk Kervanlı. Yani o da çok zor bir mücadele oldu. Yani Dark Passage ve Dostluk Kervanlı takımlar arasında geçen karşılaşma çok çok zordu her iki takım içinde. Evet, 9-5 zaten yenildi Dark Passage Kum Fırtınası'ndan. Evet, 1-0 öne geçti. 1-0 öne geçti Dostluk Kervanlı. Daha sonra üst kodunda 9-5 kazanmayı başardı Dark Passage ve sonra depoda da 9-4'lük bir skorla aslında gene kafa kafa geliyordu. 4-3 gibi bir skor vardı yanlış hatırlamıyorsam ama oradan artık maçı alıp koparmasını bildi Dark Passage ve Blood Rapper'ın da bu 6 maçta yine çok, hatta 7 maçta bu çok üstün performansı vardı. Daha önceki maçlarda çok fazla iyi performans gösteremiyordu Blood Rapper ama dün gerçekten de bir en değerli oyuncu tadında oynadı Anadolu yakasındaki turnuvayı ve takımını yarı finale getirdi ve yarı finale taşıdı. Aslında Blood Rapper demişken belki burada Zaitsev konusuna da yeni bir parantez açabiliriz. Aynen öyle. Burada Blood Rapper'dan aslında depo haritasında bunu görmek çok mümkün değil ama şehir meydanı haritasında Blood Rapper'dan iyi bir Zaitsev performansı izleyebiliriz. Fark yaratabilecek bir evet durum.
Evet, bu arada 1-1 olursa durum 3. harita ne oynanacak? Biraz onu konuşalım. Kum Fırtınası. Evet, 3. harita Kum Fırtınası. Kum Fırtınası'nda Dark Passage kırmızı başlayacak. Benim burada dikkat ettiğim bir nokta, daha önceki tüm takımlar taraf seçme hakkı kendine geldiğinde mavi tarafı seçiyordu Kum Fırtınası'nda. Dark Passage evet. Kırmızıyı seçti. Sen de az önce bahsetmişsin ki Dark Passage Kum Fırtınası'nda kırmızı taraf daha avantajlı. Evet. Takımlar niye maviyi tercih ediyordu? Dark Passage niye kırmızıyı tercih etti? Sence kırmızı niye avantajlı? Aslında bu birazcık oyuncuların alışkanlığıyla ilgili. Oyuncular daha çok Wolf Team'de uyku modu veya diğer modları tercih ediyorlar. Yıkım modunu çok fazla oynamıyorlar. De. Yıkım modu... Oynamıyorlardı. Evet, oynamıyorlardı aslında bu turnuvaya kadar. Yıkım modu bizim bu turnuvaya özel oyuncuların da isteği üzerine değiştirdiğimiz ve aslında yarı final, çeyrek final ve ilk 32 takıma özel yıkım modunu oyuna getirdiğimiz ve oyuncuların da isteği üzerine oynanan bir mod. Bu alışkanlık aslında oyuncuların, yani kırmızı takımı seçmeme, mavi takımda olma isteği aslında oyuncuların bir önceki modları olan alışkanlığından uyku geliyor. Uyku moduna yani. Evet, aslında uyku modunda olan alışkanlığından geliyor. Kırmızı takım şu yüzden avantajlı yıkım modunda. Daha çok defans yapan ve koruyan taraf. Mavi takımın işi daha zor, bomba kurmak zorunda ve onu korumak zorunda. Bu her iki taraftan da baktığımızda kırmızı takımın aslında tek bir görevi var, defans yapmak. O yüzden biraz daha kolay. Evet. Dark Passage takımının performansı gerçekten merak ediliyor. Çünkü Blood Reaper var yine az önce bahsettiğim üzere. Bakalım Crew maçı nasıl geçecek onlar için. Aslında ben şöyle bir şey bekliyorum. Crew'un maçı kazanacağını düşünüyorum. Evet. Çünkü neden? Çok istekliler, çok arzulular. O arzuyu gördüm onlarla. Benim tahminimi söylüyorum sadece. Bence şöyle bir karşılaşma olacak. Gençlik mi yoksa tecrübe mi? Evet. İkisi kapışacak. Sence geçmişe bakarsan bu kadar karşılaşma mutlaka olmuştur. Gençlik ve tecrübe her zaman yarışmıştır. Sence ne olur maç? Yani hırsı daha fazla olan, daha fazla isteyen takım mutlaka kazanacaktır. Ama bence ben tecrübe diyorum. Tecrübe diyorsun ve takması evet. Tercih ediyorsun. O zaman maçtan sonra yine seninle yorumlayacağız burada. Şimdi ben biraz yine depoya dönmek istiyorum. Depo haritasında aslında B2'yi basmak biraz zor. Evet, çünkü çok, çok bir alandan geliyorsun. Biraz majöre ve ortadan çıkan majöre adam sarkıtmak zorundasın. Yani arkalatmak zorundasın. Depoda bunu aslında çok iyi kullanıyor Crew takımı. Benim daha önce izlediğim maçlarda. Aynı şekilde Dark Passage'de de ortayı, yani Blood Reaper ortadan çıkıp majör ele geçirip diğer takımını B2'ye sokabiliyor. Bu tarz şeyi de görebiliyoruz. B1 biraz daha takımların şöyle bir savunma tercih ettiği alan. B1'i tamamen boş bırakıyorlar. Çok geriden tutuyorlar. Takım oraya girip bomba kurarsa karşı takım gidip çözmeye çalışıyorlar. Hep böyle bir savunma izledim ben takımlardan. Sen ne düşünüyorsun? Takımlar nasıl savunma yapmalı? B1'i yakından mı tutmalı yoksa geri planda mı durmalılar ve sonra retake dediğimiz yani bomba bölgesini yeniden ele geçirme taktiğini mi uygulamalılar? Aslında her 2-3 roundda bir taktik değiştirmek gerekiyor. Çünkü sürekli aynı taktiği uyguladığın zaman hem rakip hem sen bazen uyuyabiliyorsun. Yani bu uyumaktan kastım. Ezberleme, ezberleyebiliyorsun. Evet, birazcık böyle ezbere oynamak. Çok ezbere oynamamak lazım. Her 2-3 roundda bir ezber bozan bir hareket. Lazım. Evet, şaşırtma, strateji değiştirmek gerekiyor. Eğer haritada orta bölüme hakim olabilirse, her iki takım için de geçerli bu. Orta bölüme hakim olan takım bence ilk haritayı kazanan takım evet, olacak. Evet, orta bölüm gerçekten önemli çünkü oradan hem B2 hem B1 bölgesine geçiş yapabiliyorsun. Ben Blood Reaper'ın ortada agresif oynayıp bazı zamanlarda takımını eksik bıraktığını gördüm. Buna evet. Da dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum Dark Passage adına. İkinci haritaya bakarsak, ikinci haritada da şehir meydanı. Şehir meydanı biraz daha takımların saldırıda çok daha avantajlı olduğu, savunmanın biraz daha zor, pardon daha tam tersi, savunmanın çok kolay olduğu, saldırının daha zor olduğu evet, bir saldırı yer. Saldırı daha zor olan bir harita. Aynen, aynen öyle. Ve şöyle bir durumla karşılaştım birkaç defa izlediğimde. Mesela bir tarafta maç 7-1 bitiyor, diğer takım karşı tarafa geçtiğinde 8-0 kazanıyor gibi skorlarla karşılaştım daha önce izlediğim maçlarda. O yüzden savunma gerçekten çok önemli. Saldırıda da bence takımların, kendi görüşüm, bazı takımlar yavaş oynamayı seviyor. Oyunu soğutup haritaya dağılıp karşı tarafta adam düşürmeye çalışıyorlar. Ben bu oyunu sadece şehir meydanı için tutmayacağını düşünüyorum. Çünkü yavaş evet. Oynamanın bir avantajı yok. Takımların daha çok hızlı oynayıp bir bölgeyi basıp ele geçirmesine gerektiğini düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Nasıl bir taktik izlemeli yine? Evet, yine aynı şekilde şehir meydanında doğru strateji uygulamaları gereken ve katılıyorum sana. Yavaş oynamak bu haritada çok işe yaramayacaktır. Çünkü diğer haritalara kıyasla mesafe birazcık uzun. Bomba alanına gittiğiniz mesafe birazcık uzun. O yüzden rakiplerin doğru stratejiyi uygulayıp ve zamanı da göz önünde bulundurarak birlikte hareket etmeleri ve birkaç roundda aynı stratejiden sonra ezber bozan birkaç hareket yapmaları lazım. Evet, yine neyi konuşalım diye biraz düşünüyorum şu anda Dark Passage'in. Dark Passage'de sadece Blood Reaper yok.
Dark Passage'da, Night Star'da da çok iyi performans sergiliyor. Aynı şekilde Gangster'da çok iyi performans sergiliyor. Mesela Gangster'in zıplamaları meşhur. Yani evet. Zıplaya zıplaya haritada geziyor. Bugün mesela burada ana sahnede nasıl bir performans sergiler Gangster ve Night Star? Night Star'ı özellikle birebir izledim dün oynadığı maçlarda. Biraz değişik bir oyun oynama tarzı, değişik bir oyun oynama stili var. Klavye ve mouse'u birazcık diğer oyunculara kıyasla değişik şekilde tutuyor ve öyle evet. oynuyor. Kendine has bir tarzı var. Bu da aslında takım içerisinde farklı ve önemli bir yeri olduğunu gösteriyor. Dün de iyi skorlar aldı, takımına katkı sağladı oldukça. Gangster de yine aynı şekilde, yani özellikle... 1'e karşı 3 kaldığında ya da 1'e karşı 4 veya 1'e karşı 2'ye kaldığında o sorumluluğu üstleniyor ve takımına gerçekten skoru getiren, hamleler yapabilen bir oyuncu. Liderlik özelliği de var diyebiliriz aslında. Evet, belki de Bloodripper'ın gelecekteki yerini Gangster alacak diyelim. Peki biraz senle artık bu turnuvanın dışında biraz Wolf Team'den bahsetmek istiyorum. Çünkü sen Wolf Team'in ürün müdürüsün. Evet. Wolf Team Türkiye'deki, Wolf Team'in başındaki insansın. Wolf Team'de bizi nasıl bir gelecek bekliyor? Yani mesela atıyorum bir sonraki Yama'da ne güncellenecek? Bize biraz ipucu verebilir misin izleyenler hakkında? Evet, şimdi turnuvada aslında şunu görüyoruz. Birçok oyuncu aynı silahı kullanıyor. Bunu görüyoruz. Bu silahın bir sonraki Yama'da yeni bir versiyonu gelecek aslında. Bu, M4A1 Ultimate. Evet, M4A1 Ultimate silahının bir sonraki versiyonunu göreceğiz. Bu Türkiye'ye özel yapılmış olan bir silah. İsmi ne? Bir ürünü olacak. Aynı ismi taşıyor aslında. M4A1 Ultimate Alsancak olacak. Alsancak. Evet. Ve tek başına da bu gelmiyor aslında. Alsancak bir seri. Bir aslında silah serisi diyebiliriz. Hem M4A1 Ultimate var hem de beraberinde bir bıçak ve bir de bombayla beraber geliyor. Hatta bir de sürpriz bekliyor içerisinde başka evet, bir sürpriz de var. Evet, bir de sürpriz bekliyor ama onu söyleme istersen. Evet, onu şimdilik söylemeyelim. O bu Yama'nın sürprizi ve birkaç Yama'ya da birkaç Yama sonrasında da aslında etki edecek olan bir sürpriz. Sürpriz var, evet. Ondan bahsetmenin peki Wolf Team'de mesela oyuncuların istediği bir şey var. Bütün community'nin istediği SL. Evet. Ben de onların temsilcisi olarak şu anda sana soruyorum. SL düzelecek mi? Aslında bir sonraki sürpriz buydu ama şu an bu sorudan sonra soru böyle sorulur. Oyuncuların çok istediği aslında elverici Silver eski gücüne geri kavuşacak ama elverici Silver değil, o seriden başka bir silah. Aynı güce kavuşmakla birlikte hatta daha da güçlü daha da olacak. Güçlü olacak. Şunu tek da... atacak mı tek? Evet, tek atacak. Tek atacak artık evet, değil mi? Elverici SL tek atıyor ama elverici SL adı altında değil. Evet, elverici SL adı altında değil. Elverici SL'sinden başka bir silah olacak. Madem buraya değindik, şu ipucunu da vereyim. Bu silahı KP dükkanından sahip olabilecek oyuncular. KP dükkanı? Evet, KP dükkanından bu yeni elvericiye sahip olabilecekler. Süper, süper haberdir bence de oyuncular için. Şu an bayağı bir sevinmişlerdir. Chat kopuyordur Twitch'te. Muhtemelen. Peki neden bahsedeyim sana birazcık? Bir sonraki Yama'da. Mesela şu şeyden mi konuşalım? Yani? Arayüz değişikliği. Evet. Nasıl oldu sence? Wolf Team tamamen yenilendi geçtiğimiz Yama ile birlikte bu arayüzle beraber. Bunu oyuncuların da çok sevdiğini düşünüyorum. Oyuna yeni bir renk kattı, yeni bir heyecan kattı aslında. Wolf Team için bu önemli bir değişiklik. Zaman zaman bu tür gerçekten çok yani core çok önemli değişiklikler geliyor Wolf Team'e. İleride de gelmeye yine devam edecek. Ateş Barut'u bitirdik, dirilişe geçtik. Biz evet. de analiz masasını bitiriyoruz ve sunucu masasında Alnos ve Shinkai'ye sözü devrediyoruz arkadaşlar. İnanılmaz. İnanılmaz geçiyor ya. Turnuva inanılmaz yani, geçiyor. Şimdi DP ile... Crew. Ne olacak? Ya... Gerçekten bunu izleyip görmemiz lazım. Çünkü iki takım da... Kestiremiyorsun. Ne yapacaklarını kestiremiyorsun. Tamamen tahmin edilemez. Yani ilk maçı kestiremediğimiz gibi bunu da kestiremiyoruz. Belki finalde birkaç ufak tahminimiz olabilir. Taktikleri ama... finale saklıyor olabilirler mi sence? Ya yani bence artık şu an basmaya başladılar taktikleri. Yani artık Çünkü elenmemek lazım. O kadar cool olmak çok mümkün değil artık şu noktada. Buranın atmosferinde. O kadar cool kalamayabilirler. Şu an herkes elinde ne varsa tüm kozlarını oynamaya başladı. Ama yine de birkaç koz tabii ki finale saklanmış olabilir. Kartları her zaman saklıyorlar. Evet. Şimdi şehir meydanında oynayacaklar. Oyuncularımız herhalde hazırlar. Maç başlamak üzereymiş. Arkamızdalar onlar da. Bu arada yeni arayüzümüzden, işte diriliş güncellemesinden ve Alsancak'tan bahsettiler. Bir oyunculara bakalım şöyle. Bloodripper. Gangster yazıyor bu. Gangster yani Gangster. Evet, Gangster olarak. Victoria, Nightstar ve Flexible. Dılar'ı okumuyoruz var, biz. Var. Dark Passage'da. Creed'de Jesse, Y Machine, Stingling, Albert ve Lawless. Bu maçtan sonra da Dünya Şampiyonası'nın finali.
Olacak. Karşınızda 50 bin lira için oynayacak takımlar. Şu anda finale çıkan ilk isim Deadly Shooters oldu. Bu maçın kazananı da Deadly Shooters'la final maçını yapacak. Nescafe 3'ü bir arada ekstrayla bu arada. Zart diye girdim bayağı. Evet, luck diye girdin. Final maçının 5 maç üzerinden gerçekleşeceğini tekrar hatırlatalım. Bu maç az sonra oynanacak maç 3 maç üzerinden gerçekleşecek. Yani 2 tane zafer alan takım finale yükselecek ve finalde Deadly Shooters oynayacak. Dark Passage vs Crew karşılaşması az sonra başlıyor. Sence Isar ve Flexible. Dılar'ı okumuyoruz var, biz. Var Dark Passage'da. Crew'de ve Jesse, Y Machine, Stingling, Albert ve Lawless. Bu maçtan sonra da Dünya Şampiyonası'nın finali olacak. Karşınızda 50 bin lira için oynayacak takımlar. Şu anda finale çıkan ilk isim Deadly Shooters oldu. Bu maçın kazananı da Deadly Shooters'la final maçını yapacak. Nescafe 3'ü bir arada ekstrayla bu arada. Zart diye girdim bayağı. Evet, luck diye girdin. Final maçının 5 maç üzerinden gerçekleşeceğini tekrar hatırlatalım. Bu maç az sonra oynanacak maç 3 maç üzerinden gerçekleşecek. Yani 2 tane zafer alan takım finale yükselecek ve finalde Deadly Shooters oynayacak. Dark Passage vs Crew karşılaşması az sonra başlıyor. Sence e-spor heyecanı fiziksel bir hasar veriyor mu insana bu kadar adrenalin yoksa? Bana veriyor şu an. Ses tellerime bayağı verdi. Yani ilk 3 maç... İnanılmaz duygular yaşıyorum. Çok fazla. Ya biz çok fazla heyecanlandık burada Anlos'la. 9-7, 9-7, 9-7, 3 tane maç. Siz oyunu izlerken bizim böyle birbirimize sarıldığımız anlar oldu. Yani inanılmaz. İnanılmaz. Şimdi ne olacak çok merak ediyorum. Şehir meydanı haritasında başlayacak. İlk maç uzatma haritamızda kum fırtınası olacak. İkinci maç depoda oynanacak ve eğer uzarsa, durum 1-1 olursa ki ben 1-1 olacağına inanıyorum. Çünkü her turnuva oyuncu... Turnuva dediğin öyle olmalı bence. Evet. Turnuva dediğin böyle olmalı. Evet, turnuva dediğin olmalı. Böyle olmalı. Böyle kopuk kopuk skorlar olmamalı. Uçup gitmeli bence. Şu anda şehir meydan haritasında Dark Passage vs Crew karşılaşmasını izleyeceğiz. Şu anda da zaten takımları görüyorsunuz. Takımlar hazırlanıyorlar. Artık yavaş yavaş hazırlar. İki kıta tek turnuva sloganıyla... En önemlisi evet, mousepad bir piksel toz kalsa orada oyunu etkileyebilir. Bir yandan ellerini de ısıtıyorlar tabi. Oyuncular şu anda full fokus. Çünkü toplamda 100.000 TL'lik bir ödül havuzu var. Ve bu ödül havuzu bugün burada bu canlı yayında dağıtılıyor olacak. Bugünün sonunda ortada görmüş olduğunuz kupayı bir takım tutacak ve kaldıracak konfetiler eşliğinde. Bu anı gerçekten merak ediyoruz. Ben de sabırsızlıkla bekliyorum bu anı. Ya. Ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Muhtemelen o da... Artık böyle en heyecanlandığımız günün anı olacak. Oyuncuların şu anda gözlerine bakın, gözlerine. Oyuncular ateş ediyorlar gerçekten. Şu anda her şey. Her şey ilginç. Mouse klavye tutuşları. Milimetrik olarak ayarlıyor. Çok değişik klavye tutuşları gördük burada. Evet yani dün böyle ters özellikle. Tutan, havada tutmaya çalışan bir ton garip şey gördük yani. Evet, son ayarlamaları yapıyorlar. Görüyoruz ekranlarda. Level Inilal, AMK Sözcü, Nescafe 3'ü bir arada ekstra. Bu turnuvada bizim sponsorumuz arkadaşlar. Evet, takımlar hazır olduktan sonra şehir meydan haritasında Dark Passage vs Crew karşılaşması az sonra başlayacak. Şu anda gördüğünüz gibi son hazırlıklar tamamlanıyor. Son hazırlıkların ardından maç başlıyor olacak. Ve yine ilk maçta olduğu gibi çok çekişmeli, taktik savaşlarının olduğu bir maç bekliyoruz. Seyir zevki yüksek bir maç bekliyoruz. İlk turnuva yolculuğumuz aslında ve neredeyse hiçbir e-spor takım da bizi yalnız bırakmadı. Evet. Bu macerada, bu işin başında. Yani bildiğimiz onlara da bir ayrıca takımları... teşekkür ediyorum hepsine. Çatır çatır takımlarını kurdular, katıldılar, yani oynadılar. Dark Passage, HVA, Crew gibi takımların işte Team Aurora olsun hepsi buradaydı. Türkiye'nin en iyi 32 Wolf Team takımı dün Anadolu yakasında, Anadolu kıtasında... Ve maç başladı bu arada. En iyi dördü Avrupa'da ve ilk round başladı. Dark Passage vs Crew karşılaşmasının ilk maçı başladı. Blood Rapper'ı izliyoruz şu anda. Haritamız depo, pardon şehir meydan haritası değil, depo haritasında oynanıyor ilk maç. Evet, güzel pozisyon aldı. Rapper'ı gidiyordu. Yesmiş, kaldı önde. İlk skor geldi. İkinci maçın ilk skoru şu anda geldi. Orada Lawless vardı ve Jesse vardı. İnemedi aşağıya, inemedi Blood Rapper orada. Jesse, Blood Rapper'ı sinsi atakla orada öldürmeyi başardı. Şu anda durum 4'e 4. İki takım arasında Crew Gaming ve Dark Passage arasındaki kıyasla mücadele başladı. Maç 1, round 1. İlk round çok önemli bence. İlk round gerçekten moral. Şerin gidişatı hakkında fikir sahibi olmanı sağlıyor. Şu anda Nightstar.
Burada iki kişiye karşı bir mücadele verdi. Arkasından Gangster çıktı. Gangster ve Jesse birbirlerini öldürdüler. Albert orada Gangster'ı ölmeye başardı. Victoria Weimesh'ini öldürdü. Şu anda Crew takımı iki kişi kaldı. 2'ye 2 bir mücadele devam ediyor. Nice tarafı tek başı. Lawless şu anda Crew takımında tek. Şu anda durun bir de. Lawless'la Flexible kapışıyor. Ölümüne. Lawless'ın canı çok az. Lawless'ın canı çok az. Bombanın patlamasına 13 saniye kaldı. 12, 11. Ne olacak? Bombayı imha etmesi gerekiyor. Flexible orada çıkacak mı? Flexible çıktı ve Lawless'ı yitirmeye başardı. 6 saniye kala. İlk maçın kazananı, ilk round'un kazananı Dark Passage oluyor. Şu anda durum 1-0 depo haritasında. İnanılmaz kullandı gene bombayı daha ilk round'dan. Ya adamın üzerine gittiği anda hata oluyor orada, ölme ihtimali doğuyor. Sadece beyni oynuyor. Bombanın avantajını gerçekten güzel kullanıyor. Diyor ki bunu diyor, sen eğer çözmeye kalkarsan seni öldüreceğim. Benim üzerime de gelemezsin diyor, geri kaçacağım o zaman da diyor. Hadi dene bakalım diyor. The Jesse, burada izlediğimiz isim. Fabrikanın içinde. Dark Passage takımı orada çok kalabalık. Bir ordu halinde. Hala Jesse'yi izliyoruz. Jesse burada tutmaya çalışıyor. Bloodrapper yine aynı açıdan cam odayı tehlikeli kesiyor. Tehlikeli bir yere gidiyor. Aşağıdan bomba da geldi takım arkadaşından. Bloodrapper balkonda şu anda. İçeri doğru girecek mi? Hayır, girmedi. Burada Lawless içeri doğru girmesini bekliyor. Girerse başına kötü şeyler orada gelecek. Bloodrapper'ın başı orada biraz dertte. Oradan girerse eğer. Lawless'ın önünde Jesse var. Evet, şu anda Lawless Bloodrapper'ı öldürmeyi başardı. Nice star burada, canı çok az. Stingy şu anda öldü. Dark Passage takımından sadece Gangster ayakta kalabildi bu çatışmanın sonucunda. Şu anda Gangster'i izliyoruz. Karşısında iki rakibi var. Weimesh'in ve Jesse, ikisi de skorer isimler. Şu anda kim kimi öldürecek? Gangster'ın ismi oldu. İnanılmaz rekabet. 1-1 oldu. 1-1. Şu anda durumu 1-1'e taşımayı başardı. Gerçekten yine çekişmeli bir maç izleyecekmişiz gibi duruyor. Geçecek, sayın Dark Şaka. Passage vs. Crew ikinci round, durum 1-1. Kafa kafaya, baş başa gidiyorlar. Gangster'i izlemekteyiz. Bıçaklarıyla hızlı bir şekilde rushlıyorlar. Fabrikaya girdiler. Jesse onları karşılayan isim olacak. Oraya bir bomba attılar. Jesse burada çok dikkatli ilk skoru almayı başardı. Flexible orada düşen isim oldu. Bloodrapper'ın Victoria var. Karşısı çok kalabalık. Bloodrapper orada bir almayı başardı isim oldu. Bloodrapper düşen isim oldu. Dark Passage şu anda iki kişi kaldı. 2'ye 2'ler aslında şu anda. Crew takımı da şu anda iki kişi kaldı. Durum 2'ye 2. Nightstar Stingin tarafından düştü. Stingin 2 süper skorla 2. 3. roundu Crew takımına kazandırmayı başardı. 4. round başlıyor. Gerçekten yine çekişmeli bir maç. Çekişmeli bir mücadele izliyoruz. Stingin 2 kafadanla bir önceki roundu Crew'a kazandırmayı başardı. Bir an sonra strateji değiştirmeye başlayacaklar. Göreceksin. Şu anda meydana çıkıyor Crew takımı. Jesse burada ilk düşen isim oldu. Bloodrapper aynı anda düştü. Şu anda Flexible'a düştü. Çok hızlı ilerliyor. Gangster de düşen isim oldu. Darkness'ın şu anda iki kişi. Crew takımında hala 3 kişi ayakta. Victoria düştü. Nightstar şu anda tek başına 3 kişiyi öldürmesi gerekiyor bu roundu kazanabilmek için. Nightstar'ın canı %50'de. İşi çok zor. Karşısına Weimesh'in çıktı. Weimesh'in öldürebilecek mi? Weimesh'in burada skor alan isim oluyor. Durum 3-1. Crew Gaming farkı açmaya başladı diyebiliriz. Depo haritasında 5. round başlıyor. İnanılmaz ya. Bu arada Crew'in haritası, depo haritası. Tamam. Nightstar şu anda izlediğimiz isim. Kartop bombası çok fazla kullanılıyor. Fabrikaya hızlı bir gidiş yaptılar. Nightstar şu anda izliyoruz. Oraya bir bomba attı. Çok başarılı bir bomba olmadı. İçeriye cam odaya bir bomba denemesi. Şu anda Bloodrapper tarayarak devam ediyor. İyi tak. Önlemlerini alarak devam ediyor. Jesse burada B1 bölgesini bıraktı. Gangster dikkatli bir şekilde ilerliyor. Dark Passage artık taktik değişimine gitti. Rushlamıyorlar. Weimesh'in gerçekten çok iyi bir refleksle Gangster ölmeyi başardı. Bloodrapper orada Lawless'ı aldı. Victoria Jesse'yi öldürdü. Crew takımı şu anda 3 kişi kaldı. Bloodrapper yuva bellemiş orayı, mesken bellemiş. Dark Passage da hala 4 kişi full canlı ayakta. Crew takımı için bu round oldukça zor bir round olacak. Evet, şu anda Nightstar'ın canı azalmaya başladı. Weimesh'in oraya güzel bir 2 bomba salladı. Arda arda bam gün. Stingin burada hasar altında. Bloodrapper ölüyor. Şu anda durum 3-3. Stingin burada Victoria'yı almayı başardı. Çok başarılı. Şu anda Weimesh'in tek başına 2 kişi öldürmesi gerekiyor bu roundu kazanmak için. 20 saniye kaldı bombanın patlamasına. Karşısında Nightstar var. Nightstar
Çekişme rekabet tüm hızıyla devam ediyor. 3-2. Dark Passage tekrar 5. round'da skoru hanesine yazdırmayı başardı. Evet, izlemekte olduğumuz isim Loveless. 6. round devam ediyor. En çok adamı da vuran adam aynı zamanda Loveless. Şu anda Loveless'ı izlemekteyiz. Jesse burada Blood ve Priest'ini indiriyor. Jesse'den Victoria ikinci skor geldi. Jesse'nin canı hala full. Dark Passage takımı şu anda 3 kişi kaldı. Burada takıldılar birbirlerine. Jesse'yi şu anda izlemeye devam ediyoruz. Dark Passage takımı 3 kişi kaldı. Fabrikadan çıkacaklar. Orada bir eğer fake atmaya çalışmazlarsa, kandırmaya çalışmazlarsa fabrikadan çıkış yapacaklar. Hepsi yılların oyuncuları. Evet, şu anda Nightstar izliyoruz. Gangster. Meydana çıkacak mı? Meydana dikkatli bir şekilde ilerlemeye başladı. Crew takımı şu anda hala 5 kişi ve canları neredeyse full. Şu anda Flexible'ı izliyoruz. Flexible cam odaya bakıyor. Flexible cam odayı gizlice kesiyor. Artık bombayı kurmaları gerekiyor. 1 dakika 30 saniye kaldı. Round'un bitmesine Dark Passage'in görevi. Flexible orada düşen isim oluyor. Y-Machine Flexible'ı öldürdü. Nightstar ve Gangster hala ayakta. Round'u kazanmak için 2 vs 5 bu mücadeleyi kazanmaları gerekiyor. Başarabilirler mi? Başarabilirler. Wolves'inle her şey mümkün. Ama tabii ki Crew takımı da bu avantajını kullanacaklar. Evet, ya 5 kişi olmalarının avantajını kullanacaklar. Tek yapmaları gereken rakibin yerini belirleyip bir anda üzerlerine saldırmak ya da ona göre defans sistemi kurmak. Şu anda 60 saniye kaldı round'un bitimine. Dark Passage'ın artık bombayı kurması gerekiyor. Gangster'ı şu anda izliyoruz. Nightstar'ın canı azalmaya başladı. Nightstar ateş aldığında Gangster orada Jesse'yi öldürmeyi başardı. Gangster'ın isim karşısında Y-Machine var. Y-Machine onu öldürebilecek mi? Hayır. Y-Machine de almayı başardı. Sting'in orada Gangster'ı sinsi atak denilen isim oldu. Nightstar şu an 3 kişiyi alıp bu round'u kazanması gerekiyor. Ve 40 saniye kaldı bombayı kurması için. Bir ölüm sessizliğinde oynuyor şu anda. Şu anda gerçekten iki takım da durumun ciddiyetin farkındalar. Karşısında Loveless var. Loveless oraya atış yapıyor. Çıkma ihtimaline karşı. Bunlara ezber ateş deniyor. O da diğer taraf. Rakibin muhtemelen olduğu yerlere muhtemelen çıkacağı taraf. Ateş ediyor ve Sting'in burada skoru almayı başaran isim oldu. Durum 4-2 depo haritasında. 7. round başlıyor. Şu anda Crew'un üstünlüğüyle devam ediyor maç. Mevcut durum 4-2. 7. round başlıyor. İzlemekte olduğumuz isim Jesse. Jesse şu anda iğne deliğinden bakıyor bak şu anda. Ezberlemişler oraları. Fabrikaya doğru bakış hatta atıyor ancak fabrika boş. Burada Flexible Albert'e çok güzel bir tam kafadan geldi. Ve bu güzel durum tarafı şu, vurduğu yerden gitmiyor. Rakibin onların orada olduğunu bildiğini biliyor ve oradan ilerlemiyor. Hemen strateji değiştiriyorlar. Ya da oyunu öldürüp zamanı yayıp Victoria şu anda meydana doğru taarruz ateşi açıyor. Meydana çıkmayacaklar. Oradan direkt bomba bölgesine doğru ilerleyecekler? Hayır, Gangster geri döndü. Şu anda Dark Passage'de bir taktik değişimi görüyoruz. Blood Rapper içeride meydan kapısını kesiyor. Şu anda Crew takımı 4 kişi kaldı. 4 kişi olmanın dezavantajını avantaja çevirmeye çalışacaklar. Sağlam bir defans görüyoruz burada. Cam odaya hızlı bir giriş. Gangster burada Sting'i indirdi. Loveless burada. Taarruz altındaki isim Blood Rapper orada. Çok güzel iki skor çıkarmayı başarıyor. Dark Passage geri döndü. Geri döndü. 3'e 4. Mevcut durum 4-3. 8. round başlayacak. Şu anda oyunun en skorer ismi Blood Rapper. 9 skoruyla. Takımın da oyunun da lideri şu anda. Stinging. Hızlı bir şekilde cam odayı korumak için pusmaya başladılar. Burada Gangster'i izliyoruz. İçeriği görmeye çalışıyor. İçeriye başarısız bir bomba deneyimi. Başarılı bir ikinci bomba deneyimi. İlkini de ayarlıyor ikinciyi nasıl atacak. Evet. Değil mi? Blood Rapper burada Loveless tarafından düşürülen isim oldu. Victoria'yı izlemekteyiz. Jesse burada çok inanılmaz bir refleksle Gangster tarafından çok güzel bir vuruş. Neye uğradığını şaşırdı. Yani Gangster'i izlemekteyiz. Tren gibi geçti geriye doğru dönüyor. Victoria ve Nightstar'la burada birleştiler tekrar. Flexible gruptan ayrı hareket ediyor şu anda. Şu anda iki takımda da 4 kişi ayakta. Flexible burada canı azalan isim. Taarruz altındaki isim.
Albert'i izlemekteyiz. Dörde üç durum şu an nasıl? DP avantajlı. 3'e 2 kaldılar. Wild Machine düşen isim oluyor. Crew takımı 2 kişi olarak. Ayaktalar karşılarında. Ama şimdi var. Kuruluyor. Cam odaya bomba kuruldu. Lawless içeriye çok hızlı bir şekilde girdi. Şu anda durum 2-2. Her şey olabilir. İzleyerek devam ediyoruz. Bu karşısında... Flexible'ı evet, düştü Victoria. Victoria orada tek. Ne yapacak Victoria? Victoria! Victoria düştü. Burada Crew'a skoru kazandılar. Ucu ucuna herkes öldü. Bir roundda 4 skor olarak roundunda oyuncusu oluyor bir yandan. Ve bir anda da en çok vuran oyuncu haline geldi aslında oyun boyunca. 12. Evet, 12 skoruyla mevcut durumun en çok skorer ismi, en çok skor alan ismi. 8 elde 12 skor, 1.5 vuruyor herhalde şu kafadan. Şu anda savunma ve saldırı değişimi oldu. Artık Crew takım bombayı kurmaya çalışacak. Twitter'dan 2 kita 1 turnuva hashtag ile bize mesaj atabilirsiniz. İki kıta tek turnuva sloganımızı görüyorsunuz. The Jesse burada hızlı bir şekilde giriş yaptılar. Mavi takım ilk kaybını verdi. Çok güzel bir tam kapıdan geldi. Şu anda durum 4'e 5. Depo haritası Crew'in tercihi. Nice Star burada bir skor daha çıkarabilecek mi? Oraya. Evet, Rollers burada skoru almayı başaran isim oluyor. 147 canı kaldı bu katışmanın sonucunda. Şu anda mevcut durum 4'e 4. İki takımda da 4 kişi ayakta. İzlediğimiz isim Bloodhound. Burada Crew takımı Cam Odaya çok hızlı bir giriş yaptı. Flexible! Flexible! Tertemiz 4 skor. İnanılmaz. Müthiş vurdu. Çok taktiksel bir girişle alınan 4 müthiş skor. 2 saniye içerisinde alınan 4 skor. Hepsi kafadan, hepsi arkadan. Flexible vücuda bakmıyor, öyle bir şey görmüyor. Kimse sadece kafalar var orada. Evet, vücuda baktığında arkadaki duvarı görüyorlar. Sadece kafa görüyor Wolf Team oyuncuları. Wolf Team Espor oyuncuları. Gangster şu anda izlediğimiz ikisi. Mavi takım ilk kaybını verdi. Jesse burada düşen isim oldu. Sonunda... The Flexible. İnanılmaz istatistikler çıkacak. Yani %90-95... Tam kafadan vurulan, headshot atılan bir turnuva izliyoruz şu anda. Turnuva finali. Diğer maçlarda daha düşüktü. Bunlar en kaliteli maçları izleyebileceğiniz Wolf Team tarihi boyunca. Şu anda Crew takımı 3 kişi kaldı. Crew takımı 2 kişi kaldı, Crew takımı 1 kişi kaldı. Flex ve beraberlik geliyor. Çıkardı. Beraberlik geliyor. 5-5 beraberlik sağlandı. Dark Passage 5, Crew Gaming 10. round, 11. 5. Round başlıyor. Nasıl geçiyor böyle maçlar? İnanılmaz geçiyorlar ya. Hiçbir zaman hiçbir takım birbirinden uzaklaşmıyor skor olarak. Night Star şu anda izlediğimiz isim. Flexible Cam Odaya hızlı bir giriş yaptı. Savunma düzenine hem koridora ve meydana hemen geçecekler. Bir bomba bıraktı. Blood Rapper'ı burada. The Jesse'yi öldürdü. Flexible bombayla Albert almayı başardı. Vaymash'ı burada canı azalan isim. Lawless ve Stinging ayakta şu anda. Crew takımında. 2'ye 5. Crew takımında 2'ye 5'lik bir zor bir mücadele bekliyor şu anda. Çok zor görev. Crew takımını. Bir evet, düşürmeyi başardılar. Arkadan yakaladı. Ve Stinging düşecek. Evet, Stinging düştü. Ve hemen düşüyor. DP çok ve yeriden öne çıkmayı başardı. Şu an oyunun başında aldığı galibiyeti tekrar kazanmayı başardı. Şu anda durum 6-5. Darkness önderliğinde devam ediyor. Wolf Team Türkiye şampiyonası. Flexible şu anda izlediğimiz isim. İnanılmaz ya. Acaba oyuncuların kalbi nasıl şu anda? Benimki bile tık tık pıt pıt atıyordur muhtemelen. Pıt pıt geliyorlar. Aksiyon başlayacak. Bomba geldi. Bütün takıma hasar veren çok güzel bir bomba geldi. Bir adam öldürmüş oldu aslında o bombayla. Hala izlemekteyiz. Buradan geri geçiş yok dedi, giremezsiniz dedi. Crew takımı geriye mi dönecek yoksa devam mı edecek? Merakla bekliyoruz. Albert orada düşen isim oldu. Jesse içeri girerek Flexible'ı öldürmeye başardı. Night Star orada Jesse'yi öldürdü. Şu andaki durum 2-2'ler şu anda. Stinging düşen isim oluyor. Gangster ve Night Star hala ayakta. Night Star'ın şu anda Lawless'in... Lawless yıldız oyuncu. Gangster karşısında zıplayarak ateş etmeye devam ediyor. Çok başarılı. Crew 7'ye 5. Dark Passage önderliği artık bırakmamaya kararlı. Her yerde mermi izleri. Depo haritasında durum 7'ye 5, 13. round başlıyor. Round başladı.
Lawless şu anda izlediğiniz isim fabrikadan hızlı bir şekilde ilerlemeye çalışıyor. Hayır, yavaşça ilerliyorlar. Nightstar onları bekleyen isim. Sinsice bekliyor. Nereye? Orada sinsice bekliyor çünkü acelesi yok Nightstar'ın. Tamam, tamam. Crew'un görevi bombayı kurup patlayana kadar korumak. Victoria şu anda izlediğimiz isim meydanda fabrikaya doğru bakış atıyor. Sezgisel bomba aslında. Buradan gelebilirler dedi. Evet, şu anda başarılı bir bomba geldiğini söyleyebiliriz. Dark Passage takımından. Burada Nightstar ve Victoria Jesse'yi karşılayacak. Hepsi aynı anda çıkarsa belki başarılı olma ihtimalleri var. Oraya bir bomba geldi Nightstar'ın üzerine. Nightstar'ın canı 150. Çıkacaklar mı artık? Evet, hızlı bir çıkış gerçekleştiler. Bombayı bırakacaklar mı? Şu anda Nightstar hala zorluyor. Bombayı kurmalarına izin vermek istemiyor. Ama orada Crew takımı çok kararlı. Ki oyuncusunu düşürdü DHP'nin. Dark Passage şu anda 3 kişi. Flexible, Bloodripper ve Victoria hala ayakta. Albert düşen isim oluyor. Victoria tarafından öldürüldü. Şu anda izlediğimiz isim Lawless. Bomba hala kurulmuş değil. Şu anda Crew takımı 4 kişi. 4 kişi olmalarının verdiği bir avantaj var. Flexible burada taarruz altındaki isim. Bloodripper. Maçta son 70 saniyeye girdik an itibariyle. Canı gerçekten çok az ve son... Victoria hasar alıyor. Şu anda Victoria ve Flexible'ın canları çok az. Crew Gaming'in inanılmaz bir avantajı var. Geri dönüş yapmak için belki de son şansları. Bloodripper'dan çok güzel bir kafa vuruşu geliyor. The Jesse burada Bloodripper'ı öldürmeye çalışıyor. Victoria öldü. Flexible kaldı. Çok zor bir görevi yapması gerekiyor şu an. O canlı 3 kişi öldürmesi gerekiyor. Görmedi. Flexible'da düştü. 7-6. 7-6 gene geliyor. 8-8'ler. Bay Machine'i görmedi. Şu anda durum 7-6. Ve inanılmaz. İnanılmaz güzel ilerliyor ya. İnanılmaz. Yine rekabetli, yine skorların yakın olduğu bir maç. Dark Passage vs. Crew karşılaşması. Geriye düşen hemen toparlıyor. Bak Crew alabilir bu eli mesela. Öyle bir motivasyon ve odak geliyor ki bu turnuvada geriye düştüğün zaman. Flexible'ı şu anda izliyoruz. Bombasını hala bırakmış değil. Nightstar şu anda izlediğimiz isim. Victoria. Victoria. Şu an Gangaster'dayız. Gangaster. Çok yavaş oynuyorlar, çok yavaş oynuyorlar. Oyunu öldürmeye çalışıyorlar şu anda. Rakip bir taktik kuruyorsa... Şu anda artık tabii ki skorlar 9'a yaklaştıkça oyun biraz yavaşlıyor. Yavaşlıyor. İki takım da çok çok daha tedirgin, çok çok daha güvenli bir şekilde hareket etmeye başlıyor. Şu anda Victoria'yı izliyoruz. Fabrika kapısını, fabrika meydan çıkışını hala zorlamakta. İçeriye bir bomba saldırdı. Başarılı bir bomba oldu bu. Heavy artık Dark Passage takımında canlar şu an tamamen full. Jesse'nin canı burada. Bayağı gerçekten çok azaldı. Delik deşik olmuş. Burada B1 bölgesine çıkacaklar mı? Oraya iki bomba saldırdılar ama başarısız bombalar onlar. Kimseye isabet etmeyen bombalar. Şu anda izlediğim isim Nightstar. Oradan geçişe izin vermeyecek Nightstar. Crew takımı için işler gerçekten zor. Şu anda son 70 saniyenin içine girmiş bulunmaktayız. Jesse düştü. Jesse burada düşen isim oldu. Gangaster tarafından öldürüldü. Gangaster'i şu anda izliyoruz. Zıplayarak devam ediyor. Gangaster'in oyun tarzı bu. Zıplayarak Lawless burada Gangaster tarafından başladı. Gangaster oyunda 3. skorunu aldı. Gangaster Albert burada düştü. Gangaster 4. skorunu aldı. Ne yapıyorsun Gangaster? Round'un adamı Gangaster. Round'un adamı kesinlikle Gangaster. Vay Machine'in burada inanılmaz bir şey, bir iş çıkarması gerekiyor. Gangaster karşısında. Çok az canları var. Nightstar burada Gangaster'in yarım bıraktığı işi tamamlıyor. Ve Dark Passage 8'e 6'lık skoru hala koruyor artık. Bu round'u da kazanırsa ilk maçı kazanmış oluyor i̇lk aslında. İlk maçı kazanmış oluyor, daha sonrasında ikinci maça geçeceğiz. Yani Creve'in kesinlikle alması gerekiyor bu round'u. Şu anda Jesse'yi izlediğimiz isim. Tamam. Hızlı açıldılar bu burada defa. Burada güzel bir bomba geldi Dark Passage takımından. Nightstar. Karşılaştı Nightstar. Burada direkt düşüyor. Dark Passage takımından hızlı bir giriş. Victoria orada iki skor çıkarmayı başardı. Crew takımı 3 kişi kaldı. Canları çok az. Crew takımı 2 kişi kaldı. Bloodripper olaya el koydu. Şu anda Vay Machine ve Albert'in 4 kişiyi öldürerek destan yazmaları lazım. Ve Albert de düşüyor. Vay Machine. Şu anda Gangaster'ın 23 canı var. DP kazananı Dark Passage Gaming Club oluyor. DP ilk maçı almayı başardı. İnanılmaz bir oyunda. Ne kadar baş başa gittiğini. İnanılmaz çekişmeli. Gördünüz. İnanılmaz ya maçlar. Skorların çok yakın olduğu maçlar. Bugünün başlangıcından beri fark 2-3'ü hiçbir zaman 2-3'ü geçmedi. 9-7, 9-7, 9-7, 9-6 en fazla böyle. Şu an en açık fark 9-6 oldu. O da 3 skorla.
3 round skoru ile inanılmaz. Neredeyse hatasız oynuyor aslında oyuncular burada. Çok kaç milisaniyelik kararlardan dolayı bu skor şekilleniyor. Şimdi maçı detaylı bir şekilde analiz yapmaları için masaya alıyorum sizi. Salih ve Ronen'i burada izliyor olacaksınız. Evet. Nescafe 3-1'de Excel ve Wolf Team Şampiyonası'nın ikinci yarı final maçı Crew Gaming ve Dark Passage maçının ilk haritasından sonra seninle tekrar birlikte izlenen. Nasıl bir maç oldu? Bahseder misin biraz? Aslında DP yani Dark Passage bu turnuvanın favorilerinden biri. Ama kötü başladılar depo haritasında. Ve ilk yarıyı da aslında çok kötü kapattılar. Geride başladılar. Motivasyonları çok düşüktü. Enerjileri çok düşüktü. Evet, ilk yarı 5-3 bitti. Ama sonra bir şeyler değişti. Birkaç oyuncu devreye girdi. Gangster bunlardan birisi. Gangster bunlardan birisi. Maçtan önce konuşmuştuk seninle zaten. Evet, Blood Rapper yine bunlardan birisi. Ve sonra bir geri dönüş gördük. Skor bir anda 5-3'den 7-5'e geldi. Gerçekten inanılmaz bir geri dönüş. Ve kendilerini buldular aslında skor buraya geldiğinde. Ve sonrasında 7-6, 8-6 derken ve maçı 9-6 kazanmayı başardılar. Crew'un haritasını kazandılar. Crew'un seçtiği haritayı kazanmayı başardılar. Mesela şimdi kendi seçtikleri harita olan şehir meydanında oynayacaklar. Şehir meydanı sence nasıl geçecek? Şehir meydanı aslında çekişmeli geçecek gibi durmuyor pek. Çünkü kendi seçtiği harita Dark Pass için ve daha avantajlı. İyi çalışmış olmalılar burayı. Burayı tercih etmeleri sebebi. Blood Rapper'ın sayı avantajı da belki bir fark yaratabilir diyorum ben de bu maç hakkında. Bu maçta neyi yanlış yaptı Crew? Crew bu maçta neyi yanlış yaptı? Aslında ilk yarıyı iyi geçirdi. Bayağı iyi bir ilk yarıydı Crew için. Ki ama Dark Pass'ın seçtiği tarafta. Dark Pass'ı seçti ve seçtiği tarafta 5-3 yenildi. Evet, Dark Pass'ı seçtiği tarafta 5-3 yenildi. Avantajlı olduğu düşündükleri tarafta yenildiler. Crew avantajsız olduğu tarafta, Dark Pass avantajsız olduğu tarafta daha fazla el kazandı. Evet, Crew'in yanlış yaptığı şeylerden birisi Blood Rapper'ın iyi performansını engelleyemediler aslında. Ve bununla beraberinde diğer oyuncuların, Gangster gerçekten çok iyi performans gösterdi. Bunlara karşı iyi önlemler alamadı. Ve tabii bir de maçın koptuğu bir an var. The Flexible. Buna parantezi açmalıyız ve bahsetmeliyiz. Ayrıca tebrik etmek lazım. Gerçekten takımını taşıyan ve takımına yeni bir motivasyon, moral getiren iyi bir roundda. Bu gerçekten bence round aldı. 4 kişiyi birden aldı. Tek bir takımı toparladı ve Dark Passage'i kendine getirdi. Ben de seninle aynı fikirdeyim bu konuda. Biraz Blood Rapper, dün demiştim çok iyi performans sergiledi. Bugün de çok iyi performans gösteriyor ve takımını taşıyor Dark Passage'ına. Bakın aynı şeyi Crew için söyleyemiyorum. Bugün Jesli o kadar da iyi performans sergileyemedi ilk maçı itibariyle. Sence ikinci maçta Jesli biraz kendini toparlarsa Crew'un maçı döndürme şansı var mı? Var diyebiliriz ama birazcık işleri zor çünkü kendi haritası Dark Passage'in. Ve çok güveniyorlar haritaya. Evet, Crew'de Lawless iyi. Lawless dün çok kötüydü. Evet, Lawless da dün birazcık aslında dediğin gibi kötüydü. Şu an Lawless iyi. Lawless'ın yanında durması lazım diğer takım arkadaşlarının. Eğer takım kaptanı ve Lawless'la beraber bir diğer oyuncular da iyi performans gösterebilirlerse, birkaç skor ve birkaç round getirebilirlerse takımına kazanabilirler en azından. 1-1'e gider ve comfort arasına kalır. Crew'un 5 oyuncusunun da iyi performans göstermesi gerekiyor gerçekten de finale çıkabilmeleri için. Crew şimdi kendi seçtiği kaybetti. Bir demoralize olacaklardır. Ben de seninle bu konuda aynı fikirdeyim. Şehir meydanını Crew aslında oynamayı çok sevmiyor. Açık alan onlar için değil. Onlar daha fazla yakın mesafe oyunlarını çok seviyorlar. Kışla, depo, bu haritaları oynamayı daha çok seviyorlar. Uzak mesafede Dark Passage'in bir handikap avantajı daha var. Zayt. Blood Rapper Zayt kullanabiliyor. Crew'un herhangi bir sniper kullanma taktiği yok. Evet. Bu nasıl etkiler maçı? Sniper çok kritik olur mu şehir meydanında? Ben öyle olacağını düşünüyorum. Ama Blood Rapper'ın bunu kullanması lazım. Eğer kullanırsa bu avantajını bir şeyler daha farklı olabilir Dark Passage için. Yine aynı şekilde şehir meydanı haritasında da saldırı savunma değişimi önemli. Takımların hem seçtikleri tarafta, örnek veriyorum, hem kırmızı takımda başladılar. Sadece kırmızı takım için değil, saldırı savunma değişiminden sonra karşı takımda da mavi takım için de bir stratejileri, bir taktikleri olmalı. Tek taraflı düşünmemeliler. Evet, tek taraflı düşünmemeliler. Dark Passage aslında bunu yaptı. Seçtiği tarafta iyi oynayamadı, kötü performans gösterdi. Yine de aslında çok kötü bitmedi. Kötü başladı ama ilk yarı kötü bitmedi. 5-3'le bitirmeyi bildiler. Saldırı savunma değişiminden sonra da yeni taraflarında bir taktikleri, bir stratejileri vardı. Bunu uyguladılar ve maçı kazanmayı bildiler. Yani çok iyi bir geri dönüş yaptılar gerçekten. Peki sana şöyle söyleyeceğim. Şimdi Dark Passage, Dead Shooters'ın içinden kurulmuş bir klan. Evet. Kurulmuş bir takım. Dead Shooters finale çıktı. Dark Passage de karşısına çıkar mı? Yine kardeş kardeşi vuracak mı finalle?
Eğer çıkarsa çok değişik bir maç, çok enteresan ve bu bir o kadar kardeş da... kardeş derken şey yapmadım yani bildiğin Dwight Schrute'un kaptanı Zemzem'le şeyde oynayan, Doug Prestige'de oynayan Flexible kardeş. Evet. Bildiğin abi kardeş yani yine kardeş kardeşi vuracak gibi duruyor ilk harita itibariyle. İkinci harita şehir meydanı. Birazdan başlayacak maç. Takımlar hazır olduğunda. Senle biraz şeyden bahsedelim. Depoda. Evet. Mavi taraf avantajlıydı. Dark Press'i seçti. Geride başladı. Mavi tarafın avantajları neler? Mavi takımın avantajları depo haritası için söylüyorsun. Evet. Aslında fabrika dediğimiz bir alan var orada. O alanı kullanmalı. O alandan biraz daha gitmeliler. Çünkü diğer bomba kurulan yere göre biraz daha avantajlı orası. Oraya gitmek, sahip olmak. Bir de oyuncuların kullandığı kar topu bombası var. Aslında bu bombayı sis bombası gibi kullanıyorlar. Oraya girerken kendi haritası Dark Passage'ın. Ve çok güveniyorlar orada. Evet. Kriv'de Lawless iyi. Lawless dün çok kötüydü. Evet. Lawless da dün birazcık aslında evet dediğin gibi kötüydü. Şu an Lawless iyi. Lawless'ın yanında durması lazım diğer takım arkadaşlarının. Eğer takım kaptanı ve Lawless'la beraber bir diğer oyuncular da iyi performans gösterebilirlerse, birkaç skor ve birkaç round getirebilirlerse takımına kazanabilirler en azından. 1-1'e gider ve kum fırtınasına kalır. Kulübün 5 oyuncusunun da iyi performans göstermesi gerekiyor gerçekten de finale çıkabilmeleri için. Crew şimdi kendi seyircileri kaybetti. Bir demolize olacaklardır. Ben de seninle bu konuda aynı fikirdeyim. Şehir meydanını Crew aslında oynamayı çok sevmiyor. Açık alan onlar için değil. Onlar daha fazla yakın mesafe oyunlarını çok seviyorlar. Kışla, depo, bu haritaları oynamayı daha çok seviyorlar. Uzak mesafede Dark Passage'in bir handikapı, avantajı daha var. Zayt. Blood Reaper Zayt kullanabiliyor. Crew'un herhangi bir sniper kullanma taktiği yok. Evet. Bu nasıl etkiler maçı? Sniper çok kritik olur mu şehir meydanında? Ben öyle olacağını düşünüyorum. Ama Bloodraper'ın bunu kullanması lazım. Eğer kullanırsa bu avantajını bir şeyler daha farklı olabilir Dark Passage için. Yine aynı şekilde şehir meydanı haritasında da saldırı savunma değişimi önemli. Takımların hem seçtikleri tarafta örnek veriyorum hem kırmızı takımda başladılar. Sadece kırmızı takım için değil saldırı savunma değişiminden sonra karşı takımda da mavi takım içinde bir stratejileri bir taktikleri olmalı. Tek taraflı düşünmemeliler. Evet, tek taraflı düşünmemeliler. Dark Passage aslında bunu yaptı. Seçti tarafta iyi oynayamadı. Kötü performans gösterdi. Yine de aslında çok kötü bitmedi. Kötü başladı ama ilk yarı kötü bitmedi. 5-3 ile bitirmeyi bildiler. Saldırı savunma değişiminden sonra da yeni taraflarında bir taktikleri, bir stratejileri vardı. Bunu uyguladılar ve maçı kazanmayı bildiler. Yani çok iyi bir geri dönüş yaptılar gerçekten. Peki sana şöyle söyleyeceğim. Şimdi Dark Passage, Dead Shooters'ın içinden kurulmuş bir klan. Evet. Kurulmuş bir takım. Dead Shooters finale çıktı. Dark Passage de karşısına çıkar mı? Yine kardeş kardeşi vuracak mı finalle? Eğer çıkarsa çok değişik bir maç, çok enteresan ve bu bir arada o kadar kardeş kardeş derken şey yapmadım yani bildiğin Dwight Schrute'un kaptanı Zemzem'le şeyde oynayan, Dark Passage oynayan Flexible kardeş. Evet. Bildiğin abi kardeş yani yine kardeş kardeşi vuracak gibi duruyor ilk harita itibariyle. İkinci harita şehir meydanı. Birazdan başlayacak maç takımlar hazır olduğunda. Senle biraz şeyden bahsedelim. Depoda. Evet. Mavi taraf avantajlıydı. Dark Press'i seçti, geride başladı. Mavi tarafın avantajları neler? Mavi takımın avantajları depo haritası için söylüyorsun. Evet. Aslında fabrika dediğimiz bir alan var orada. O alanı kullanmalı. O alandan biraz daha gitmeliler. Çünkü diğer bomba kurulan yere göre biraz daha avantajlı orası. Oraya gitmek, sahip olmak. Bir de oyuncuların kullandığı bombayı sis bombası gibi. Kar topu bombası var. Aslında bu bombayı kullanıyorlar. Oraya girerken bu avantajı değerlendirebilirlerse biraz daha kolay olacaktır işleri. Diye düşünüyorsun. Anladım. Peki üçüncü haritaya kalırsa kum fırtınası oynanacak. Kum fırtınasında Dark Passage mavi başlıyor. Kum fırtınasında neler olur sence? Onu birazdan daha aynısını konuşacağız da bir ön tahmin, ön bilgi olarak sorayım. Evet. Eğer Dark Passage mavi başlıyorsa kum fırtınasında aslında biraz daha dezavantajlı Crew takımına göre. İyi kullanmalılar bunu. Özellikle Crew takımı bunu iyi kullanmalı. Eğer iyi değerlendiremezlerse saldırı savunma değişiminden sonra eğer ilk yarıyı geride
tamamlarlarsa işleri çok zor. Dark Passage gibi bir takım karşısında. Aslında. Comfort Runners'ı benim de takip ettiğim kadarıyla Crew'un aslında oynamayı sevdiği, genellikle seçtiği ama zorlandığı bir harita. Evet. Daha önceki maçlarında izlediğim kadarıyla kafa kafaya gidiyor maçları. Bazen kazanıyorlar, bazen kaybediyorlar. Dün de Hevra'ya karşı aslında biraz geriye düşmüşlerdi. Ama daha sonra geriden gelip kazanmasını bildiler. Peki biraz düne bakalım. Crew gerçekten büyük bir işe imza attı ve Hevra evet. Gaming'i turnuvanın dışına itti. Hevra Gaming de turnuvanın favorilerinin başında geliyordu. Daha önceki tecrübelerinde, daha önceki kazandıkları turnuvalara bakılırsa Deadly Shooters'la birlikte ve Dark Passage'la birlikte en iyi 3 takımdan biri olarak gösteriliyordu. Ama Crew, Hevra Gaming'i turnuvanın dışına itti. Sence Hevra Gaming'de bir oyuncu değişikliği olabilir mi mesela? Ne düşünüyorsun? Olabilir. Bence olmalı da Hevra'ya ayrı bir parantez açmak lazım bence burada. Şu an Crew'in yaşadığı şeyi aynısını bence Hevra yaşadı. Çünkü dün Crew'le oynadıkları maçın öncesinde çok önemli bir farkla kazandılar. Gerçekten arada 7-8 skor fark vardı. Bu onlarda bir rehavet yarattı. Bir sonraki maça yeterince odaklanmadılar bence. Ve Crew de aslında bunun cezasını kesti diyebiliriz. Ama bugün için aynı şekilde Crew HVA karşısında rahat kazandığından dolayı bence burada bir rehavet içindeydi. Birazcık onun rahatlığı vardı. Ve önde başlamaları da yine aynı şekilde onlara bu dezavantajı sağladı. Ben dün Crew oyuncularıyla biraz konuştum turnuvanın sonrasında. Onlarla böyle bir ana sahnede oynamanın bir heyecanı vardı. Evet. Acaba çok mu heyecanlanırız? İşte oynayabilir miyiz? İnsanlar izlemeye gelecek. Onlara karşı iyi performans sergilememize bir şüphe için dedilerdi. Biraz internet kafeden yani Dark Passage Gaming Center düzenlenen turnuvadan sonra burası belki biraz Crew'e ağır gelmiş olabilir. Mesela o heyecanı yaşıyor olabilirler şu anda. Elektronik sporlarla bu olabilen şeyler. Oyuncular heyecanlanabiliyor. Mesela aynı şey Dark Passage'da da olmuştu daha önce. Evet. Genç oyuncular böyle bir sahnede oynamaktan bazen heyecanlanabiliyorlar. Ben Crew'da bunu görüyorum. Ve senin dediğin gibi şu anda tecrübe 1, gençlik 0 oldu. Bakalım gençlik kendini toparlayıp öne geçebilecek mi? Yoksa yine finalde Dark Passage, Deadly Shooters finali mi izleyeceğiz? Şu anda bir teaser videosu izliyor arkadaşlar. Ondan sonra sunucu masasında Alnos ve Shinka sizlerle birlikte olacak. Gerçekten... DP Crew'ü kendi haritasında yendi. Az önce şimdi ne olacağını çok merak ediyorum. Şehir meydanı seçti. DP'de eğer uzarsa 3. harita kum fırtınası olacak. DP de çok uzun bir yoldan geldi Crew'de. Bu turnuva için çok uğraştı. Şehir meydanı Dark Passage'ın haritası ve Crew'ü kendi haritasında yenen Dark Passage kendi haritasında neler yapacak? Bu çok merak ediyoruz. Bu maç hep birlikte izleyeceğiz. Ve eğer bu maçı Crew almayı başarırsa 3. harita kum fırtınası oynanıyor olacak. Ne diyorsun? İnanılmaz akıl oyunları dönüyor. Yani hakikaten burada satrançta oynadığını gördüm ben. O DP'nin evet. comeback yaptığı oyunu çevirmeye başladığı anlarda çünkü geride başladılar. Şimdi bu haritada neler olacak? Hangi taktikleri uygulayacaklar? Merakla biz de bekliyoruz. Takımlarımız hazır mı? Takımlar yavaşça hazırlanıyorlar. Şu an hakemler başlarında fareleri kurcalıyorlar, alıştırıyorlar böyle. O klasik aslında FPS'ci hareketidir böyle. Fareli sürekli dokunayım. Emin oluyorsun, güzel hissediyorsun kendini. Evet. Her yere dokunayım, her yere güzel olsun. Ayıldız çok güzel mücadele edip elendi. Bu maçtan sonra artık final başlıyor. 50 bin lira için oynayacaklar. Finali çıkan minimum 25 bin lira alıyor. Nescafe 3'ü bir arada ekstra sponsorluğunda turnuvamız. Tekrar gidişatı baştan bir anlatmak gerekirse dün... Yeni gelenler için kısa özet geçelim, buyur. Anadolu kıtasında gerçekleşti dün 27 Ağustos'ta ve Türkiye'nin hatta dünyanın en iyi 32 Wolf Team takımı Anadolu kıtasındaydık. Dünyanın en iyi 32 takımıyla beraber. Daha sonrasında Avrupa kıtasındayız bugün ve bugün buraya gelen 4 takım
dün 32 takım arasından, dünyanın en iyi 32 Wolf Team takımı arasından seçilmiş 4 takım bugün burada. Ve bu 4 takımdan şu anda aslında Ay Yıldız'ı elemiş olduk, evet, bir önceki maçta. Ve Deadly Shooters şu an finalist olarak bulunuyor. Ve Dark Passage Crew karşılaşmasının kazananı Deadly Shooters'la oynayacak. Wolf Team'in efsane takımıyla aslında kapışmış. Deadly Shooters'la oynayacak ve biz önümüzdeki ilerleyen saatlerde muhtemelen Wolf Team'in gelmiş geçmiş en güzel maçını izliyor olacağız, evet, aslında. Bunu yaşıyor olacağız burada. Yani tabii sonuçta Wolf Team 6 senelik bir oyun. Wolf Team'in yüzlerce, binlerce turnuvası oldu. Yıllar bu, geçmiş, yıllar. Ama bu en iyisi. Evet. Bu gelmiş geçmiş en iyisi. Ve şu anda gelmiş geçmiş en iyi 4 Wolf Team takımı burada. Ve bu 4 Wolf Team takımı... Onların yerine ben heyecanlanıyorum ya şu an. 100 bin TL ödül için burada. Çarpışıyorlar birbirleriyle. Bu arada turnuvalarımız, liglerimiz çok fazla duyurumuz olacak. Bizi sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Facebook'ta, Wolf Team, Twitter'da, Instagram'da her yerde takip edebilirsiniz. Ligler başlıyor, yeni büyük turnuvalar olacak. Dün hızıyla bu e-spor furyası Wolf Team için devam edecek. Bu da başlangıçtı. İlk turnuvamızdı aslında. Aslında zaten yıllardır devam eden bir süreç var. Ama bu daha böyle artık ciddiye alınışıydı. Ve top bundan level, profesyonel seviye. Sürecin bu şekilde devam etmesi, hatta bu kaliteyi de daha fazla arttırarak devam etmesi hedefler arasında. Sonuçta takımlar yani, bu işe aslında en az bizim kadar emek veriyorlar. En az bizim kadar mesai harcıyorlar. Saatlerce, haftalarca her gün en az 5 saatlerini, 6 saatlerini Wolf Team için ayrılıyorlar. Ve inanılmaz taktikler getiriyorlar. Maç başlıyor burada. Başladı. Evet, maçımız başladı. Bakalım ilk kanı kim akıtacak? Şu anda şehir meydan haritasındayız. Wolf Team'in en eğlenceli haritalarından bir tanesi şahsımca. Bu arada Victoria'nın canı oldukça azaldı. Bir şey yedi oradan Victoria mermi. Şu anda... meydandan ilerliyordu. Yavaş yavaş açılıyor. Biraz seri orada görüyoruz bombayla. Şehir meydanı gerçekten. B2'ye doğru girmeye çalışacaklar meydan ama. Meydan. Kocaman bir harita. Albert burada karşılaştılar Gangster'le ama herhangi bir skor olmadı. Bloodripper Vine Machine'i indirmeyi başardı. Bloodripper'ın canı %50. Şu anda Crew takımı 4 kişi kaldı. Dark Passage takımında 5 kişi hala sapasağlam ayakta. Ama can olarak da Crew önde. Stinging burada Flexible'ı indirdi. Oh, Albert Victoria'yı indirmeye başlıyor. Jesse bir daha vurdu. Gangster'i de indirdi. Stinging da Crew takımında düşen taraf oldu. Bloodripper ve Nightstar'ı hala izlemekteyiz. Yani DP'nin aslında seçtiği haritada burada bizi alamazsınız Eder. Nightstar 2'ye tek kaldı Albert ve Jesse ile. Bakalım ne yapacak? Nightstar'ın burada güzel bir iş başarması gerekiyor ilk roundu alabilmek için. Çok iyi yakalaması lazım. Birinciyi gördü. Jesse karşısında. 136 Jesse bıraktı. Sıkıntı devam ediyor. Bir tanesi burada. Burada başarabilecek mi? Nightstar izliyoruz. Çok az canı var. Nightstar izliyoruz. Canı az ama Albert'ı alabilir. İnanırsa yapabilir. Kafaya vurması burada lazım. Albert'ın kafasına vurdu be. Nightstar 3 skor. 3 güzel skorla. İlk roundu Dark Passage'a kazandırmayı başarıyor. Dark Passage burada ilk roundu kazanan taraf oldu. Nescafe ile sabahlar olmasın diyerek ikinci rounda başlıyoruz. Yani bu turu, bu roundu alamasaydı aslında DP çok büyük moral bozukluğu yaşayabilir. Tamam. Kendi haritalarıydı çünkü. Kendi haritaları, Dark Passage'in kendi haritası ve... O zaman ve... ne oluyoruz diyor oyuncular içinden. Bu moral konusu çok önemli değil mi? Çok özgüvenli başladılar şimdi şu anda. Evet abi dediler ya, burası bizim harita. Aslında biraz kritik bir zaferdi. Muhtemelen o kadar moral vermedi. Hala bir tedirginlik var. Ama yine de zafer zaferdir. En çünkü basic haliyle. Çünkü FPS'te şöyle olur. Şimdi bu 3 ve 2 olan, 3'er 2'şer adam vuran oyuncular çok mutlu. Kendilerine güveniyorlar. Diğer 3 oyuncu da diyor ki zaten bu 2 adam yetiyor. Biz de üzerine ekstra kattığımızda oyuna bir şeyler. Bloodripper burada bombadan hasar yedi. Nightstar düşen isim oldu Jesse tarafından. Bloodripper burada skor alabilecek mi? Stinging'i öldürmeyi başarıyor. Şu anda iki takımda da 4'er kişi ayakta. Flexible burada 3-4 kişiye karşı ateş etmeye çalışıyor. Gangster orada Jesse'yi öldüren isim oldu. Şu anda Crew takımı 3 kişi kaldı. Albert burada ateş altında. Gangster. Şu anda oyunun skorer ismi 3 skorla Nightstar. Gerçekten eşit şekilde ilerliyor şu anda. Vay meşin. 3'e 4. 3'e 3 kaldılar Albert, şimdi. Albert Flexible'ı öldürdü. Şu anda durum 3'e 3. Crew takımında canlar full. Bloodripper'ın canı az. Dark Passage takımında. Gangster burada dikkatli bir şekilde gidiyor. Victoria ateş altında. Gangster'i izliyoruz hala. Victoria burada izlediğimiz isim. Albert'i gördü orada. Ama Crew'un canı full. 30 saniye var bombanın patlamasına bu arada. Gangster hala burada. Uzun bir süre burada durdu.
Victoria şu anda izlediğimiz isim. Albert orada düşüyor. Sinsiyah takla. Gangster orada ikinci skorunu aldı. Gangster izliyoruz şu anda. Nihayet açıldı. 15 saniye var. Bombanın patlamasına 15 saniye sonra round bitiyor olacak. Evet şimdi bombayı çözdü. Girdi, çözmeye başladı. Bakalım ne olacak? Diğer oyuncular da gelecek. Tarıyorlar, öldürdüler. Çözdürtmediler. Dark ucu ucuna. Bir saniyeyle. İkinci roundu da kazanıyor. Burası evet, DP'nin kalesi. Üçüncü round başlıyor. Burası Dark Vision haritası. Şehir meydanı. Çok... Hah, geri geldi hemen. Evet, oyun geri geldi. Evet, ikinci rounddan izlemeye devam ediyoruz. Bir anda kendimizi masasında bulduk. Oyun devam ediyor şu anda. The Jesse, şu anda izlediğimiz gibi. Görev tamamlanamadı. Yeniden kurulacak. Kaybet. Hızlı bir şekilde. Minicik ufak teknik. Ufak aksaklık. Bir aksaklık saniyeler içerisinde çözülecek. Ne düşünüyorsun? Ufak bir şey oldu. Düzelecek şimdi ama başlangıç hakkında. Dark Passage kendi haritası. Şehir meydanı. Burası benim haritam dedi ve kolay kolay skor verecek gibi. Bir anda itibaren ağırlığını bastı. Crew her zaman ağırlıyorsun. Crew hiçbir zaman maçtan kopmuyor. Aslında bu 32 takım arasında maçtan kopan hiçbir takım görmedik biz. Ve bu oran inanılmaz bir oran aslında. Bugünün tam kafadan oranı gibi aslında ilginç bir oran. Herkes yani, sonuna kadar elinden gelenin en iyisini yapıyor bu turnuvada. Çünkü şehirlerinde şehir şampiyonu olup gelmiş takımlar aramızdaydı. Bugünün aslında tam kafadan oranıyla alakalı net bir bilgi olmamasına rağmen ben %90'ın üzerinde diyorum ki zaten bunu hem sosyal medyadan hem de bu yayın sonunda yapacağız. Yayın sonunda paylaşıyor oluruz. Paylaşılacak yeni canlı yayınlarımız olacak. Lütfen gelmişken takip edin. Twitch TV Wolf Team kanalında düzenli ve güzel yayınlarımız olacak. Dark Passage'da Blood Reaper, Gangster, Victoria, Nightstar ve Flexible var. Creve'de Jesse, War Machine, Stingling, Albert ve Lawless var. Şimdi bunların kapışmasını izleyeceğiz. İki tarafta da aslında tecrübeli oyuncular. Az önce analiz masasında da konuşulduğu üzere zaten işte Deadly Shooters takımının oyuncuları, işte bir yandan işte Dark Passage takımının oyuncuları, Deadly Shooters'ın içinden aslında çıkan oyuncular gibi durumlar var. Bakalım bu oyuncuların hepsi birbirlerini çok yakından tanıyorlar aslında. Ve kendi işlerindeki samimiyetlerini zaten dün biz çok yakından gördük. Dün Anadolu inanılmaz kıtasında, bir atmosfer vardı. Dün yani burası Fate çok Bay farklı. Ruhu çok fazla yüksekti. Çok fazla turnuvaya katıldım ben. Kaybeden takımlar, ya birileri bir şeyler kaybettiğinde güzel olmuyor normalde. Ama inanılmaz bir fair play vardı. Herkes birbirine çok saygılıydı, kardeş gibilerdi. Kaybettiğinde gerçekten sarılmayı biliyordu o oyuncular. Ya mutluluk benim gözünde güzel yaşandı aslında dün. Ve her ne olursa olsun o 32 takım Türkiye'nin hatta dünya üzerinde en iyi Wolf Team ülkesi Türkiye olduğu için dünyanın en iyi 32 Wolf Team takımıydı onlar. Evet. Ve şu anda o takımlar arasından 4 takım burada. Bu takımları tekrar bir bugünü anlatacak olursak ilk maçımız Deadly Shooters vs Ay Yıldız arasında oldu. Bu ilk maçta 9-7 bitti ilk maç. Ay Yıldız kazandı. Daha sonrasında 9-7 Deadly Shooters kazandı. Ve daha sonrasında 9-7 Deadly Shooters 3. maçı da kazanarak, yani birbirine bu kadar yakın skorlarla Deadly Shooters finalist oldu. Crew Gaming ve Dark Passage karşılaşmasında ilk roundu, ilk maçı, ilk haritayı Dark Passage aldı. İkinci harita Dark Passage'ın en çok sevdiği harita, Şehir Meydanı. Ve ikinci harita şu anda oynanacak. Oradayız. Ve bu roundu kazanan, bu maçı kazanan Deadly Shooters'a final oynuyor olacak. Ve finalde 5 maç üzerinden gerçekleşecek ve daha sonrasında toplamda 100.000 TL ödül havuzu burada dağıtılıyor olacak. Biz de merakla bekliyoruz. Wolf Team'le ilgili birkaç istatistik vereyim size. 3 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan aylık bir oyun Wolf Team. Çok yeni bir arayüz güncellemesi yaptık oyuna. Gerçekten harika oldu. İstediğiniz yere çok hızlı ulaşabiliyorsunuz. Bir diriliş güncellemesi getirdik. Daha modern bir arayüz oldu bence. Evet, benim çok yorumum modern oldu. Modern gözüküyor. Her ay Netmarble ailesi yüzlerce kişi Wolf Team için çalışıyor, uğraşıyor. Yeni içerikler çıkartmaya çalışıyor. Artık biz de canlı yayınlarla, turnuvalarla e-spora da sokmaya çalışıyoruz Wolf Team'i. Bu yolculukta Türkiye'nin hemen hemen hiçbir e-spor kulübü bizi yalnız bırakmadı. Hepsi takımlarını açtı, turnuvalarımıza katıldı. Onlara çok teşekkür ederiz.
Ve e-spor tarafındaki çalışmalar da tabii ki devam edecek. Tabii ki. Wolf Team'in yani inanılmaz takımları, takımların harcadıkları mesailer boşa gitmeyecekti. Tabii bu arada Netmarble ekibinin harcadığı mesai de tabii ki göz ardı edilmemeli. Hani biz kamera önündeyiz ama arka tarafta da inanılmaz bir yoğun çalışma vardı. Ve en nihayetinde bu güzel etkinliği sizlere sunabildik. Şu anda arkadaki sıkıntı da yavaş yavaş hallediliyor muhtemelen. Şimdi maça üzeredir. Geçeceğiz. Kupayı görüyorsunuz şu anda ve bugün içerisinde canavar. O kupayı bir takım tutup kaldıracak böyle. Bu arada sponsorlarımız İnilal AMK, Sözcü, Level ve Nescafe 3'ü bir arada ekstra. Bizi sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın. Gerçekten çok güzel turnuvalara, etkinliklere şahit olacaksınız bu saatten sonra. Netmarble aynı zamanda bir mobil oyun şirketi. Biz çok fazla da mobil oyun yayınlıyoruz. Eğer cep telefonu oyunlarını seviyorsanız gene takip etmeyi unutmayın. Bir sürü kanalda... Aslında Wolf Team kullanıcıları için henüz çıkmamış olan ama yakın zamanda çıkacak olan Final Shot önerilebilir Netmarble tarafında. Bununla alakalı zaten Netmarble'ı araştırabilirsiniz. Evet. Bu arada bir video gelecek, neler varmış bakalım içerisinde Netmarble'da ne oyunları varmış görelim. Bahsettiğimiz oyunları da tanısın. Evet, tekrar mevcut durumu anlatmak gerekirse Dark Passage vs. Crew karşılaşmasını izliyoruz. İlk maç Dark Passage galibiyetiyle sonlandı. Şu an ikinci maç başlayacak. İlk maç Crew'un seçtiği haritada olmuştu ve Dark Passage kazandı. Şu an Dark Passage'ın seçtiği haritadayız. Ve maç az sonra başlayacak, teknik aksaklık giderildikten sonra. Evet. Ve bu maçın kazananı artık 3 maç üzerinden oluyor ve Dark Passage Crew karşılaşmasının kazananı da Deadly Shooters'a yapacak. Deadly Shooters da sabah yapılan maçlarda Ay Yıldız Team'i eleyerek finale yükselmişti. Şu anda biz de merakla bekliyoruz. Başka ne oyunlarınızı var diye bir soru gelmiş. Bizim evet, şu anda bir cosplayer geliyor bu arada yanımıza. Kim geliyor bakalım? Iris geliyor yanımıza. Iris, hoş geldin. Maç başladı bu arada. Evet, şimdi açılıyorlar. 2-0. Evet, şu anda ilk round'u izliyoruz. Aslında ilk round değil, şu anda durum 2-0. Dark Passage galibiyetiyle devam ediyor. Flexible'ın ekranlarındayız. Cehir Meydanı haritasındayız. Burası Dark Passage'ın en çok sevdiği harita. Lowness orada gangster'ı düşürmeye başladı. Victoria Lowness'ı aldı. Victoria'yı izliyoruz şu anda hala. Albert karşısında. Blood Rapper o arada Albert'ı aldı. Karşısında Jesse var. Jesse düşürmeyi başarabilecek mi? Şu anda iki takımda da 3 kişi ayakta kaldı. Bir kapışma daha başlıyor. İki takımda da Flexible'ı burada izliyoruz. Çok Jesse, Jesse burada skoru almayı başarabilecek mi? Hala izlemekteyiz, evet. The Stinging skoru çıkarmayı başarıyor. The Victoria, The Jesse'yi öldürüyor. Şu anda durum 2-2. Vay Machine, The Stinging, The Victoria 3. skoruyla Dark Passage'a üstünlüğü kazandırmayı başardı. Bu round için Vay Machine hala ayakta olan isim. İki rakibi var öldürmesi gereken bu roundu kazanmak için. Crew Gaming'in morali bu noktada gayet önemli. Blood Rapper karşısında Vay Machine skoru alabilecek mi? Evet. Hemen ikinci silahını çıkartarak. Blood Rapper'a karşı burada bir galibiyet kazandı. Victoria'yı öldürmesi fazla gerekiyor bu round için. Çok ince, çok ince, çok tehlikeli. Victoria'yı orada görmedi. Maçta son 70. saniyeyi geride bıraktık. Şu anda Vay Machine izlediğimiz isim Victoria. İkisi de canı çok az. Tutturan kazanacak, vuran kazanacak. Bu önemli bir round. Çünkü çok önemli bir round. Ufak bir ara vermiş oldular. Victoria burada bekleyen isim oluyor. Vay Machine. Şu an full konsantre aslında herkes. 82-119 canlar. İlerlemeye çalışacak. Biraz daha ilerlemeye çalışacak. Vay Machine burada geçiş yolunu kapatıyor. Victoria'nın evet. Vay Machine güzel yakaladı. Bu skoru alarak roundu Crew takımına kazandırıyor. Şu anda durum 2-1. 2-1. 3. round, 4. round, 3. round bitti. 4. roundu izliyor olacağız. 7-7, 8-8'i yakalayabilecek miyiz bu maçta da? Bilemiyorum. Dark Passage'ın haritası, Dark Passage'ın alanı, şehir meydanı. Stinging'i izliyoruz şu anda. Tam bir açık kalan kapışma haritası aslında, şehir meydanı. Vay Machine burada hasar yiyen isim oldu. Hızlı bir şekilde devam ediyor. Nightstar. Nightstar ortayı kesiyor. Oyuncular birbirini çağırıyor şu anda. Onların bile sesini alabiliyorum. Blood Rapper şu anda izlediğiniz isim. Stinging burada düşen isim oldu. Flexible burada güzel bir skor almayı başardı.
Dark Passage artık ilerleyecek. Nightstar düştü. The Jets tarafından şu an mevcut durum 4'e 4. Jets de orada düşüyor. Brangaster düştü. 3'e 3 kaldı. Şu anda 3'e 3. Vay Machine'in canı çok az. Vay Machine'in canı çok az. Flexible bombayı kurmaya çalışıyor. Victoria bu sırada öldü. Crew takımında hala 3 kişi ayakta. Blood Rapper düşecek. Vay Machine'i öldürmeyi başardı. Durum 2'ye 2. Blood Rapper hala ölmüş değil. Lawless'ı öldürdü. Albert tek başına kaldı. Flexible ve Blood Rapper aynı anda öldürmesi gerekiyor. Şu anda izlediğimiz sistem Albert. Şu 32 için oynaması lazım. DP'nin burada. Canları çok az. Canları gerçekten çok az. Farklı yerden yakalamaları lazım yoksa Albert alacak. Hala korumaya çalışıyor. Albert burada gerçekten inanarak devam ediyor. X-Core almayı Albert başardı. Karşısında çok az canlı bir Blood Rapper var. İkisinin de canı çok az. Bombanın patlamasına 11 saniye kaldı. Albert Blood Rapper'ı da öldürerek round'u Dark Passage aldı. Round'u Dark Passage aldı, evet. Bombanın tam çözülemedi. Ha, çözülemediği için. Tam çözmek üzereyken birbirlerini vurdular dönüp. Beşinci round başladı. Flexible'ı izliyoruz şu anda. Nightstar ortadan direkt ilerliyorlar. Bombalar ezber bombalar. Orada çalışılmış. Yani çantinin ucunu çarptırıp ters köşeye atıyorlar. Victoria şu anda Blood Rapper bomba yedi mesela bak. Doğru gidecekler. Stinging'i vuruyorlar. Stinging burada Blood Rapper tarafından öldürülen isim oluyor. Albert'a doğru döndü Blood Rapper. Canı çok az. Blood Rapper da sadece kafa oynuyor. Herkes sadece kafa oynuyor. Burada Jesse'den bir vücuda vuruş geldi. Flexible ölen isim. Şu anda Jesse düştü. 4 şu anda durum 3'e 4. Crew takımı için çok çok daha zor bir noktaya geldi. 4 kişi öldürmeye gerekiyorlar. Aslında can avantajları var. Can avantajlarını kullanırlarsa Vay Machine düştü. Şu anda crew takımı 2 kişi kaldı. Albert'i izliyoruz şu anda. Blood Rapper, Gangster, Victoria ve Nightstar'ı öldürmesi gerekiyor. Lawless'la beraber. Şu anda Lawless yine yavaş ve güvenli bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Bir yerden sonra patlıyor ama. Blood Rapper şu anda B1 noktasını koruyorlar. Victoria burada bombayı bırakacak ve Lawless ve Albert için geri sayım başladı. 40 saniyeleri var gelip bombayı çözmek için. Victoria burada hasar altındaki isim. Blood Rapper'ın canı çok az. Skor çıkacak mı? Blood Rapper, Grangaster orada Albert'i öldürmeyi başardı. Lawless şu anda tek. Lawless'ın 4 kişiyi öldürmesi gerekiyor. Ama 3'ünün canı çok az hemen derken. Vurdular, hemen kafaya yapıştırıp bu roundu da bitiriyor. Dark Passage 4-1 devam ediyor şu anda şehir meydanı haritasında. 5. round bitti. 6. roundu izliyoruz. Dark Passage kendi haritası şehir meydanında iddialı bir şekilde gidiyor şu anda. Ama Crew hiçbir zaman maçtan kopmayacak ve her şey değişebilir. Tüm dengeler değişebilir. Stratejileri çözmesi lazım aslında çok kısa zamanda. Birkaç el içinde DP'nin bütün taktiklerini çözmesi gerekiyor bu haritada. Çünkü haritalar bir anda belirleniyor. Birkaç harita banlanıyor ve takım kaptanları yazıtırayla seçtikleri haritalar soruluyor. Nightstar şu anda izlediğimiz isim. Blood Rapper koridordan ilerlemesine. Taarruz ateşleriyle devam ediyorlar. The Jesse'yi izliyoruz. Alanı korumaya çalışacaklar. Nightstar burada düşen isim oluyor. Flexible The Jesse'yi öldürüyor. Şu anda iki takımda 4 kişi ayakta. The Stinging burada Blood Rapper tarafından öldürüldü. Güzel bir kafa atışı geldi. Bombayı tekrar kuruyorlar. Flexible bombayı kuruyor. Flexible Dark Passage'ın bombacısı. Genelde Flexible'a bırakıyorlar bomba işini. Flexible burada ölen isim. Lawless kaldılar tarafından güzel bir sinsi atak geldi. Blood Rapper burada düşen isim. Vay Machine. Crew takımı bu sefer iddialı giriyor. Vay Machine ikinci skorunu aldı. Vay Machine'in pozisyonu çok güzel ya. Lawless burada ikinci skorunu aldı. Bomba ima ediliyor ve Crew takımı rakip hiç tahmin edemeyeceği bir yerden. Tepede. Evet. Konteynerin üzerinden onları vurdu. Yani aslında pozisyon eğimden daha üstün. Adam vurmaktan daha üstün. Oyun zekası. Evet gerçekten taktikler savaşıyor. Bakalım Crew yetişebilecek mi? Yakalayabilecek mi? Eğer bu maçı kaybederlerse final adı. 7. round başladı şu anda. Evet de shooters oluyor. Muhtemelen teknik bir aksaklık var. Oyuncular şu anda hareket etmiyorlar. Evet çözüldü sanırım. Devam ediyor oyuncular.
şu anda hala izlemekteyiz. Bekliyoruz biz de. Muhtemelen bize kısa süre içerisinde bilgi gelecektir. Minik bir teknik problem varmış. Hemen düzeltiyorlar arkadaşlar. Oyuncularla ilgili herhalde. Klavyesi faresi çıkmış olabilir. Klavyesi faresi olarak özetlenebilir durum. Ne diyorsun maçın şu ana kadarki kısmı fare hakkında? Fare alıştırması yapan bir adam var köşede, ben ona bakıyorum bak. Neye bakıyorsun? Oyuna alışmaya çalışıyor, gördün mü? Burada. Ben dikkatimi çekmedi. Ne düşünüyorum? Kriv'in yakalaması lazım kesinlikle. Yoksa finalin adı... İkinci skoru aldılar aslında. Evet. 4-2 oldu durum. Fark yine çok fazla değil. Işığı gösteriyorlar da biz bu maçı alabiliriz aslında. Sizin haritanız olsa bile alabiliriz bu maçı diyorlar. Tabii ki kendi haritalarında maçı verdiler. Bu arada cosplayerlardan irisi şu anda alabiliriz. Teknik aksaklık az süresince önce... biz de biraz cosplayer muhabbeti çevirmiş oluruz. Hoş geldin. Evet, şu anda mikrofonum çalışıyor mu? Ses. Buyurun, çalışıyor. Buyursan. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cosplay'in ismini önce soralım. Wolf Team oyuncuları zaten tanımıştır ama bu arada komple çok güzel. Ayakkabılar falan inanılmaz uyumlu. Evet. Bizim karakterlerimiz... Nedir bu karakterin ismi nedir? Karakterim Marianne Arnold. İşte Wolf Team'den. Öyle. Baktın mı hikayesine, biliyor musun? Yaparken ya da işte bize neler anlatmak istersen. Kostüm güzel gözüküyor. Kostüm, İşte burada evet. Wolf Team rütbeleri var alışık olduğumuz ama bu kadar detayı görmüyorsunuz muhtemelen. Şöyle göstereyim. Böyle yani... Karakterin dizaynı hani önceden yaptığım bir cosplay'e çok benziyordu. O yüzden çok zorlanmadım kostümü dikerken. Hı-hı. Her şeyi kendim yaptım. Kaç zaten. Kaç gün sürdü toplamı? İki. İki günde bitti. Evet. Süpermiş. Gayet güzel gözüküyor. Evet, sağ ol. Harika olmuşsun. Birkaç cosplay'e daha var aslında. Onları da bu... Şimdi devam edeceğiz. Program güzelmiş galiba. Problem hakkında o zaman sen o bilgiyi alırken... Bu arada... Ben de Iris'in başka söyleyeceği bir şey yoksa... Yok. Tamam o zaman. Çok teşekkür ediyoruz sana. Ben gerçekten teşekkür ederim. Süper bir cosplay çalışması bu. Ben bunu burada, bu bende kalsın. Ona sonra başka cosplayerler geliyor olsun. Var mı başka cosplayer? Vardır değil mi? Ha? Selam. Geliyorlar şimdi. Tamam. Cosplayerleri beklerken şu orada anda... problemde çok hızlı düzeltiliyormuş. Şu anda... Turnuva atmosferini görüyorsunuz. Kupa ortada. İki kıta tek turnuva sloganıyla bir devam eden bir takım kaptanı bugün o kupayı kaldıracak. O da çok büyük, güzel ve İnanılmaz büyük bir şey. İnanılmaz bir maç sonucunda olacak. Bir... Şimdi ikinci cosplayerimiz geliyor. Hangi elinde karakter? Elinde silahıyla geliyor. Çok çok güzel bir silah var. Buyurun. Alalım sizi böyle. Okey. Başardım. Tamam. Şunu sana vereyim istersen. Tüm cosplayler geliyor, gözlük bırakıp gidiyorlar. Yani bir item bırakıyorlar illa buraya. Aynen, seni tanıyabilir miyiz? Deniz Kanmaz. Hoş geldin Deniz. Yine hoş bulduk. Müthiş bir Wolf Team cosplay yapmışsın. Bir de çok hikayesini anlatır ederim. Mısın? Adını anlatır mısın? Kostümün hikayesi. Aslında 1-2 hafta öncesinden başladık. Bayağı zorlu oldu kostümü dikmek. Özellikle karakterin ismi nedir bu arada? Angela Mao, Diriliş'ten. Özellikle ayak parçaları şu an görünmüyor ama... Ayak parçaları bu arada. Ben silahı alayım. Tamamdır. Silah çok komik oluştu aslında, onu anlatayım. O görünebiliyor çünkü biraz. Yani şöyle biraz daha yakından gösterebilirim sanırım. Aslında bu silah şurada bitiyor. Ya. Şurası bisiklet pompası. Bu bisiklet pompası mı? Evet. Evet, bu basınca evet arkadaşlar. Gerçekten bisiklet pompası mı çünkü içeri doğru gidiyor yani. Ve güzel, evet. Gayet güzel. Gayet güzel. Silah. Ve aslında keskin nişan tüfeklerinde var. Bunlar mesela şey. Musluk parçaları. Evet, çok inanılmaz şeyler öğreniyoruz şu anda. Aydınlandım. Dürbün var mı içinde? Dürbün çalışıyor mu abi? Çakıl çikolata kutuları olur ya. Evet. Şu da o oluyor. Buraları sünger. Onlar sünger, evet. Evet. Ne kadar, sağ bir silah ne kadar sürüyor mesela? Bir günde bitiriyorsundur bunu herhalde. Bayağı kısa sürdü çünkü üstte yapıştırıp boyadım, çok uzun sürmedi. Ben ayakkabıyı merak ediyorum. O onlar çünkü botlar bayağı bir günümü aldı. Uğraştırmış gibi duruyor. Biraz uğraştılar. İnanılmaz güzel ama siz şu an görmüyorsunuz. Muhtemelen o kameradan baktığınızda göreceksiniz. Tamamdır. Ve süper. Yani işin özeti güzel bir cosplay. Çok çok teşekkür ederim. Ama Dirilişten pil mi o? Bir şey çıktı. Asıl rengi göründü oradan. İfşa o zaman. Kapat, ifşa ettin. Yok orada. Evet, o zaman... Başka söyleyeceğim bir şey yoksa cosplay'inle alakalı ve gayet güzel gözüküyor. Yok sanırım. Eline sağlık, şunu da teslim edelim sana. Teşekkür ederim. Edelim. Mikrofonu ben alayım. Buyurunuz. Hatta sen aşağı in, ben sonra silahı sana vereyim istersen. Bir sakatlık yaşanmasın.
Cosplayer'ları da buraya vuruyor. Bir cosplayer daha alabiliriz. Ortam turnuva videolarından göreceksiniz. Şimdi analiz masasında maçı yorumlamalar için. Evet, analiz masasına başlangıcınız Salih Olaran ve Yunus Ketme'ye bağlanıyoruz. Raunen ve Mark New bizimle. Nescafe 3 ve Excel Above Team Şampiyonası'nda Crew Dark Passage maçı devam etmekte şu anda. Dark Passage kendini seçti haritada. 4-2 önde şu anda Raunen. Neler düşünüyorsun? Nasıl gidiyor maç? Aslında Crew 1-0 geride başladı. Kendi seçtiği haritada yenildi. Maçın şu ana kadarki kısmını değerlendirecek olursak Dark Passage için bir şeyler iyi gitmeye devam ediyor. Eğer bu şekilde devam ederlerse 2-0'lık skorla kendilerini finale bulacaklar. 4-2 iyi bir skor. 6-2'ye taşıyabilirler mi sence? Şu an için iyi gidiyor aslında. Maalesef birkaç küçük teknik aksaklık oldu. Bu da maçın soğumasına neden oluyor. Hem de oyuncuları birazcık oyundan uzaklaştırıyor. Ama beraberinde de avantaj dinleniyorlar. Aslında stratejilerini yenileyebiliyorlar. Rakibi daha iyi ölçüyorlar. Belki de Crew buradan çok büyük bir geri dönüşe imza atacak. Bu teknik mola belki onlara yarayacak. Şu anda hakem arkadaşlarımız da zaten sahnede uğraşıyorlar. Evet. Problemi halletmek için en kısa sürede maç tekrar başlayacak arkadaşlar. Bunun için hepinizden özür dileriz. İlk haritayı bildiğiniz üzere Dark Passage 1-0 kazandı. Toplamdaki skor 9-6 idi. Evet. Depo haritasında oynadılar takımlar maçlarını. Dark Passage iyi gidiyor şu anda. Deadly Shooters'ın yanına yerleşecek gibi duruyor. Crew eğer büyük bir geri dönüşe imza atmazsa. Çünkü bu harita Dark Passage'ın haritası. Crew bakalım neler yapacak. Onlar da aslında benim favori takımımdı bu turnuva için. Ama şu anda geri gidiyorlar. Senin favori takımın da Dark Passage bildiğim kadarıyla. Evet. Dark Passage'da sana rakip olduk şu anda bildiğin. Evet. Saldırı savunma değişiminden sonra bir şeylerin rengi değişebilir. Eğer Crew bu teknik molayı iyi değerlendirip kendi stratejilerini tekrar gözden geçirirlerse Dark Passage'e bir üstünlük sağlayabilir. Yani şöyle düşünüyorum ben. Seninle de maçtan önce de konuşmuştuk zaten. Burada mavi taraf yani savunma yapan taraf çok avantajlı evet. Şehir meydanında. Şimdi Crew orada 4-2 geriye düştü. Eğer bu 6-2, 7-2, 6-2'ye kadar uzarsa 5-3 de belki çok tehlikeli bir skor olabilir onlar için. Diğer tarafa geçtiğinde savunma saldırı değişiminden sonra bence çok geri dönüşe imza atabileceklerini sanmıyorum. Yani geri dönebileceklerini sanmıyorum çünkü gerçekten çok avantajlı şehir meydanında mavi taraf. Crew inişi gerçekten zor. Biraz işi zor diyorsun. Bayağı bir zor. Bakalım buradan çıkabilecek mi Jesli ve ekibi, genç bir ekipler. Onlar için yarı final bence çok büyük başarı. HVA Gaming'e eleyip buraya geldiler. Buranın da tadını çıkardıklarını düşünüyorum. Aslında ilk round'da bir parantez açabiliriz. Nightstar'ın iyi bir performansı var. Nightstar. Evet, Nightstar'ın çok iyi bir performansı var ve bu performansla aslında yaptığı bu hamleyle maça iyi başlamalarına neden oldu ve takımına da moral getirdi. Tek bir round'da 3 kişi aldı ilk round'da. 3 kişiyi alarak 1-0. Yamuk oturmak işe yarıyor diyorsun. Evet. Nightstar'ın aslında getirdiği böyle bir skor avantajı oldu Dark Passage'a. Evet, Dark Passage iyi gidiyor şu anda. Diğer oyunlarda sürdürdükleri başarıyı da burada da sürdürüyor gibi görüyorlar Wolf Team'de. Blood Ripper'ın önlerine ben Blood Ripper'a parantez açmak istiyorum. Çok iyi oynuyor. Evet. Çok iyi oynuyor gerçekten. Hani daha önceki performanslarına bam, yani şöyle söyleyeyim, daha önce de iyi oynuyordu evet ama bazı maçlarda geride kalabiliyordu. Dün ve bugün, özellikle bugün az önce neler yaptı? Yani 18 frame vardı ilk haritada. Evet, evet. Şimdi aynen. De bayağı hani takım arkadaşları 4-5 adam vurabilmişken o yine 12 falan da en son gördüğüm kadarıyla. Şu an için de iyi gidiyor. Yani bu tür turnuvalarda aslında bu tür organizasyonlarda önemli olan şey istek ve hırs. Ve tecrübe. Evet ve tecrübe. Bu sahnenin hakkını veriyor yani Blood Evet, tecrübenin yanına istek ve hırsı koyduğunuzda gerçekten başarı kaçınılmaz oluyor. İsteyerek oynamak önemli. Bazı teknik aksaklıklar olabilir, sorunlar olabilir ya da geriye düşebilirsiniz. Bu sizin motivasyonunuzu, enerjisini düşünebilir ama tekrar geri çıkmayı bilmek lazım. Çünkü şu an artık geri dönüşü olmayan bir yoldayız. Aynen öyle. Dark Passage adım adım finale koşuyor diyebiliriz. Crew Gaming'de ben biraz geri planda kalan oyunculardan biri olarak Lawless'ı görüyorum. Evet. Lawless iyi bir oyuncu, çok genç bir oyuncu, çok yetenekli bir oyuncu ama bugün aslında ilk haritada güzel oynadı. Ama ikinci haritada biraz geride kaldı. Jesli yine dünkü performansını devam ettiremiyor gibi gözüküyor. Takım olarak aslında iyi gitmiyorlar evet, şu anda. Evet, takım olarak. En azından bir iki kişinin sorumluluğu sazı eline alıp böyle ilerletmesi lazım takımı ki bir geri dönüş ya da bir toparlanabilmeleri için Crew Gaming adına işler iyi gitmiyor. Evet, takım kaptanının takımı toparlaması gerekiyor. Yoksa bazı şeyler için artık çok geç olacak ve Dark Passage 2-0'lık maç ve skor avantajıyla kendisini finale taşıyacak. Peki ilk varyasyondan konuşalım biraz. Crew ve Deadly Shooters finali olduğunu düşünelim evet. Finalde. Crew döndü buradan kazandı. Nasıl bir maç bekler bize? Yani böyle bir eğer
finali konuşacak olursak Krivi 1-0 önde düşünebiliriz. Çünkü Dark Passage'i yenmenin verdiği avantaj da Ogaz'la evet. Hani Dead Shooters'ı da yenebilirler bence. Çünkü zaten aynı takım, aynı tarzda oynuyorlar hemen hemen. Çünkü daha önceki finallerde de hep gördük. DP Dead Shooters finali olsa zaten tamamen eşit bir maç bizi bekliyor. İki takımın oyun planı aynı. İki takımın oyuncularının yetenekleri birbirine aynı. Zaten maçlar 3-2 bitiyor. Best of 5'da. Ve 3-2 bittiği maçların hepsi 9-7, 9-8 bitiyor. Eğer Dead Shooters DP finali olursa zaten hani çok çekişmeli olacağı belirliyor. Orada birazcık şans önemli. Şans önemli. Ama Crew Dead Shooters finali olursa senin düşüncen Crew'un kazanacağı yönünde. Evet, benim düşüncem Crew'un kazanacağı yönünde. Çünkü senin de söylediğin gibi Dark Passage'i yenmenin de getirdiği rahatlıkla, o avantajla Dead Shooters'a karşı biraz yani daha... Genç çocuklara bir momentum lazım evet, şu anda. Evet. O arka gazı arkalarını alıp bir anda böyle tak 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 roundlara alabilecekleri bir duruma ihtiyaçları var. İki takım hazır şu anda. Sunucu masasına dönüyoruz. Raunen ve Shinka sizlerle birlikte maç kaldığı yerden devam ediyor. Maç başladı. Şu an 3-2. Evet, şu an eşitleme durum, yapılıyor. 3-2 eşitleme işlemi yapılıyor sanırım. Aynı skoru görün diye 4-2 olacak. Ondan sonra mücadele kaldığı yerden devam edecek. Eşitlendi. Skor. Minik aksaklıklar şu anda driverlardan kaynaklanabiliyor arkadaşlar. Farelerin ya da işte klavyenin yazılım bozulabiliyor. Tekrar kurmak gerekebiliyor. Şu anda hızlı bir şekilde orada skoru eşitleme işlemini tamamladılar. Biz de daha sonrasında skor eşitlendikten sonra tekrar maçı sunmaya başlıyor olacağız. Şu an hazırlanıyor oyuncular da herhalde şu an hazırız. 4-2 geldi. Oldu. Kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi. Ve 7. roundla devam ediyor olacağız. Şu anda Vine Machine ekranlarından oyunu izlemekteyiz. Hızlı açılıyor, aldı bıçağı hızlı bir şekilde açılmaya çalışıyor. Karşısında Nice Star'ı görecek. Nice Star'ı direkt aramaya başladı. Vine Machine burada daha çok can götürdü. Nice Star'ı düşünebilecek mi? Hayır. Nice Star çok güzel bir tam kafadan da skoru almayı başarıyor. Nice Star'ı şu an izlemeye devam ediyoruz. Yukarıya bir bomba bıraktı. Tüm köşelere bomba bırakarak devam ediyor şu anda. Koridorun içerisine girecek. Amacı rakip hareket edip ses duymak orada. Buradaysanız çıkın diyor bombalar atarken. Blood Reaper ve Nice Star koridordan ilerliyor. The Jesse burada Nice Star tarafından buradan isim oluyor. Çok güzel. Kimseyi vuramadı. İnanılmaz. Stinging orada arkada kaldı. Ve 3 kişiye sinsi atak yapma şansına hiçbirini faydalanamadı. Crew Gaming gerçekten inanılmaz bir şekilde kaybetti bu maçı. Aslında güzel birkaç şansları vardı. Yani çok sakin oynayıp 3 kişi birden alabilirlerdi. Görmediler onu. O kadar hızlı girdi ki oraya. O kadar hızlı girdiler ki orada olaylar bir anda değişti. Şu anda Vine Machine'in ekranlarından oyunu izlemekteyiz. Crew takımı bakalım neler yapacak. Durum 5-2. 8. round'dayız. En skorer oyuncu Jesse bu arada. Victoria şu anda ekranlarımızda. The Jesse burada flexible'ı öldürmeyi başarıyor. İzlediğimiz isim The Jesse. Victoria Stinging'i düşürdü. Gangaster Albert'i aldı. Şu anda Victoria burada çok sıkışmış durumda. Bir skor çıkarak Burak Depur'u alabilecek mi? Burak Depur'u alabilecek mi? İzliyoruz The Jesse. Mermisi yok. Ekranistinin şarjını değiştiriyor şu anda. Burak Depur'u burada tıkaçırdı. Burak Depur. İkiye. Alıyor. Şu anda durum ikiye bir Crew Gaming. Çok zor. Burak Depur'un işi şu anda gerçekten çok zor. Crew Gaming'in, Vine Machine ve Lawless'ına karşı Burak Depur şu anda dikkatli bir şekilde buradan sadece kafadan oynaması lazım. Kafasını yoksa çok zor. Çevirdiği noktada atış başlayacak. Lawless içeri doğru giren isim oldu ve hızlı skoru almayı başardı. Alırlar. Şu anda mevcut durum. 5-3 rekabet devam ediyor. Kaldığı yerden devam ediyor. 5-3 oldu. Yani DP'nin haritasında olmasına rağmen çok iyi şu an performansları aslında. Şimdi savunma saldırı değişimi. Tarafları değişecek. Ve buradan sonra artık Crew Gaming muhtemelen inanılmaz bir taktikle ya girecekler ya da Dark Passage kendi haritası şehir meydanında üstünlüğü korumaya devam edecek. Şu anda The Jesse'yi izliyoruz. Köprünün altından devam ediyor. Tırın yanından yukarı doğru çıkacak rampadan. B2'ye doğru bakıyor. B2 bomba alanına doğru bakıyor The Jesse. Orada hiçbir şey yok. Flexible onu karşılayacak. Lawless karşısından mı geliyor? Hayır. Albert orada gördü. Çok güzel bir kapı atışı. Lawless. Gangaster burada izlediğimiz isim. Flexible Stinging'i öldürdü. Crew takımı şu anda 3 kişi kaldı. Dark Fetish tarafında hala
derken şu anda Dark Passage'da 3 kişiye düştü. Durumlar eşitlendi. Dark Passage şu anda 2 kişi. İşleri biraz zor ama yapılmayacak iş değil. Gangster öldü. Victoria'nın 3 rakibi var. Lawless ve The Jet'i burada çok iyi çıkardılar. Şu anda Victoria güzel bir şekilde ilerliyor. İlk skorunu aldı. Lawless ve Y Machine var karşısında. Lawless'ın canı çok az. Güzel bir skor çıkarabilir. Oraya bombalar yağmaya devam ediyor. Lawless burada kafayı çıkardı. Güzel bir skor çıkaracak mı? Hayır, orada başarılı bir yakaladı. Lawless'ı burada düşürmeyi başardı. Y Machine. Hayır diyor. Kriv geri dönüyor, diyor. Geri dönüyor. Yine çakışmayla bir maç izliyoruz. Yine eğlenceli, yine çok güzel bir maç izliyoruz. Aman sabahlar olmasın. Aman sabahlar olmasın diyerek 10. rounda başladık. Şu anda mevcut durum Dark Passage 5, Crew Gaming 4. Gangster rushladı burada. Ortadan birisinin gelme ihtimaline karşı. Ama kimse ortayı kullanmayı tercih etmedi. Hala gelmesini bekliyor birilerinin. Albert yatmış oraya. Singing Albert'ın arkasından devam ediyor. Jesse burada Gangster çatışmada. Gangster oradaki pususunun sonucunu aldı. Sabır oyunu. Bekleyen kazanıyor. Bazen de çok ağır oynamak gerekiyor. Burada ikinci düşen isim oluyor Crew takımından. The Singing ve Gangster karşılaşması. Burada Victoria'nın canı çok fazla azaldı. Şu anda Crew takımında sadece 3 kişi ayakta. Dark Passage tarafında ise 5 kişi düzgün canlarla, idare eder canlarla ayakta kalmış durumda. Crew işi zor gene, bu round gene zor. Lawless Flexible tarafından hem sinsi atak hem tam kafadan kombosuyla vuruluyor. Görmedi. Albert burada ateş altında. Gangster onu alabilmeye başarabilecek mi? İkinci silahıyla hemen aldı. Onu da öldürdü. Çok zor bir görev bekliyor. Şu an işi gerçekten çok fazla zor. 4 kişi öldürmesi gerekiyor ve bunlar skor elisinden. Stinging'i izliyoruz. Bloodraper kalırsa öleceği öldü. Bloodraper'ı düşürmeyi başaramadı. Durum 6-4. Mevcut durum 6-4. Şimdi yeni rounda geçiyoruz. 11. round başlıyor. DP bu maçı alırsa finale katılmaya hak kazanıyor. 50 bin lira için. Evet, şu anda Stinging. Ekranlarımızda olan isim B2 bomba alanına doğru bakıyor bu mesafeden. M4A1 olsun ikiliyle. Albert ve Flexible burada çatışmada ve Flexible kazanıyor bu ikili mücadeleyi. Flexible'ı izliyoruz. Oradan pencereye girecek muhtemelen. Flexible pencereye doğru ilerliyor. Ve orada bir kafa atışı yemek istemediğinden dikkatli bir şekilde hareket ediyor. Karşısında The Jesse burada Bloodraper'ı çok güzel bir şekilde almayı başardı. 4-4. Jesse B2 alanının önünde. Krivin canı daha fazla aslında toplamda. B'yi korumaya çalışacak. Oh, hızlıca geçti. Şu anda izlediğimiz isim Gangster. Mevcut durum 6-4. Dark Passage önde. Crew'un acilen bir şeyler yapması gerekiyor. Şu anda durum Dark Passage 1. Crew'un takımı 0. The Jesse burada Singing tarafından öldürülen isim oluyor. Crew takımında 3 kişi ayakta. Dark Passage takımında da aynı şekilde 3 kişi şu anda ayakta. Candan neredeyse eşit. Gangster burada Lawless'ı gördü ama bir skor çıkmadı oradan. Bomba alanına girmeye çalışıyorlar. Stinging şu anda izlediğimiz kaldı isim. Kaldı 35 saniye. Gangster önüne gelecek. 30 saniye içerisinde bomba patlayacak. Gangster burada çok güzel bir skor çıkardı. Hemen arkasından Y Machine orada Victoria'yı almayı başardı. Y Machine şu anda tek başına kaldı. Nightstar ve Gangster'e karşı güzel bir iş çıkarması gerekiyor derken düştü. Dark Passage bombayı çözecek ve 7. skorunu da almış olacak saniyeler içerisinde. Sadece 2 skoru kaldı DP'nin finale adını yazdırması için. Magnum ile şekil yaptı bir de. Evet, 12. round başlıyor. Hızlı başlayacak, bıçakla koşacaklar, rakibi şaşırtmaya çalışacaklar bu round. Ben öyle sezinliyorum. Flexible. B2 bölgesini korumaya doğru ilerliyor. Silah değişikliklerini de haritaya göre fark ediyorsun. Victoria'dan çok ince bir vuruş geldi. Victoria şu anda izlediğimiz isim Jesse. Çok iyi reflekslerle durumu, mevcut durumu 4-4'e taşıyor.
Şu anda Jesse'yi izliyoruz. Karşısında Bloodraper var. Bomba alanına girmeye çalışıyorlar. Ama Dark Passage buna izin vermemek için elinden her şeyi, elinden gelen her şeyi yapıyor. Gangster şu anda izlediğiniz için N4A1 Ultimate ile orta odayı tarıyor. Y Machine var orada. Y Machine'in orada olduğunu biliyor, peşinden gidiyor ama Y Machine o çatışmaya girmek istemedi. Riske atmak istemedi. Mevcut 7-4. Dark Passage'in şu an sadece 2 skora daha ihtiyacı var. 2 round'a daha ihtiyacı var. Çok dikkatli oynaması lazım Kriven orada. Bloodraper şu anda izlediğimiz isim arkadan girecek. Orayı gördü. Albers. Burada Bloodraper'ı indirmeye başardı. Loldus. Gangaster'in canı çok az. Anda. Burada Gangaster de düşüyor. Dark Passage takımından sadece 2 kişi ayakta. Crew takımı şu anda 3 kişi olarak bomba alanına girmeye çalışıyor. The Jesse burada. Flexible'ın mucizeler atması gerekiyor şu anda bu round için. Flexible hızlı bir şekilde bomba alanına bıçağıyla ilerlemeye çalışıyor. Henüz 60 saniyesi var. Can kaybetmeden aşağıya düşmeyi başardı. Oyuncuları tek tek yakalayıp koridordan devam edecek. Yoksa hiçbir şansı yok. Vay meşin. Tek tek farklı alanlarda yakalaması lazım. Ona uğraşması lazım ama 30 saniyesi kaldı. Artık B2'nin içerisinde hepsi. O çok mümkün olmayacaktır sanırım Annos. Jesse'yi orada gördü. Düşünebilecek mi? Hayır. Direkt ilerlemeyi tercih ediyor. Hemen. Çünkü zaten 20 saniye kalmış. Evet, Crew takımı bu roundu. Zaman aslında, stresinden dolayı aslında. Evet, orada biraz stres ve aslında çok imkansız, çok şimdi düşük Kriv yakalıyor, alttan toparlıyor yavaş yavaş. 7-5 oldu bak. Şu anda durum. 7-7 olursa şaşırma. 7-5 mevcut durum. 7-7 olursa gerçekten bugün ardından şaşırıyor. Oyuncuları motive eden şey aslında geride kalmak. Çünkü hırs konsantrasyonu getiriyor. Ve daha iyi işler çıkartıyorlar. Şu anda Bloodraper'dan başarısız bir bomba. Pencereye doğru ilerliyor Bloodraper. The Jesse'yi izliyoruz. B2 bomba alanına doğru gelecek mi? Orada Flexible onu gördü. Taramaya başladı ama skor getirmedi. Şu anda izlemeye devam ediyoruz. The Jesse'nin orada olduğunu biliyor. Orayı rahat bırakmayacak artık. Gangaster de alana yaklaştı. Oranın kalabalık olduğunu biliyor artık Dark Fetish takımı. Çıkma artık. İçeriye girmeden izin vermeyecek. Lazım. Crew takımı içeriye doğru girdi. Victoria orada. Round'un ilk skorunu almayı başardı. Wallace düştü. Albert düştü. Wallace'ın canı çok az. Gangaster'e karşı burada skor almaya çalışıyor. Gangaster hala düşmedi. İki skor çıkarmayı başardı oradan. Y Machine, Lawless da düştü. Dark Passage 8. skorunu alıyor. Artık finalist olması için sadece bir skora daha ihtiyacı var. Tek bir round sonra bir round. Bir round gidiyor. Sonra Dark Passage finalist olacak. Şu anda Crew takımının bu maçı, 3. maçı uzatmak istiyorsa hiç hata yapmaması gerekiyor. Kusursuz oynamaları lazım. Gerekiyor. İzliyoruz şimdi ne yapacaklar. Evet, piksellerden yürüyorlar. Şu anda çok güzel bir alandan, çok güzel bir mevkiden yürüyor. The Jesse bu arada oyunun ilk saniyelerinde Night Star'ı düşürmeyi başardı. Biz şu anda izlediğimiz isim Gangaster. İçeriye bir bomba çok bıraktı. Çok büyük adrenalin kompanyası şu an. O Victoria yüzden... burada düşen isim oluyor. Dark Passage. Crew takımı bu roundu bırakmayacak Dark Passage'a. Dark Passage takımı şu anda 2 kişi kaldı. Crew takımı hala 5 kişi. Bloodraper koridorda zorladı ama daha fazla zorlamayıp geri dönmeye çalışırken Flexible tarafından indirildi. Flexible şu anda Dark Passage takımında ayakta kalan tek isim. Flexible da düşecek mi? Düştü. Flexible da düştü. Ve 8-6. 8-6. Artık bu Nescafe 3'ü bir arada ekstra ile Türkiye Wolf Team şampiyonasının bir klasiği haline geldi. Kimse kimseye fark atamıyor. Tüm skorlar birbirine çok yakın. Tüm takımlar birbirine çok eşit, denk takımlar. İnanılmaz maçlar izliyoruz. İnanılmaz keyifli bir turnuva izliyoruz aslında şu anda. Yani ben çok sevmiyorum. Bir maçın sonucu önceden belliyse oturup izlemek istemiyorum onu. Burada öyle değil. Biraz keyfi kaçıyor öyle olunca değil mi sanki? Evet. Şu anda kestiremiyoruz mesela hala. Çünkü o bir ışık, yeni bir şans. Bu aslında FPS'te her yeni round yeni bir evet. Albert burada izlediğimiz isim Y Machine. Flexible arkadan güzel bir giriş yaptı. 2 skor sonunda Albert onu kafadan almayı başardı. Hiç hata yapmaması lazım. Dark Passage takımında şu an sadece 1 kayıp var. Crew takımı ise sadece 3 kişi. 3'e 4 şu an. Jesse'yi izliyoruz şu anda. Birinin mucize yaratması lazım Crew'dan. Dark Passage içeriye girecek mi yoksa bekleyecek mi? Albert şu anda çok çok geriden zorlamaya çalışıyor. Crew takımı 3 kişi kaldı. Dark Passage artık sevinmek istiyor. Dark Passage artık zaferi istiyor. Bloodraper aynı yerinde container'ın arkasında ortaya doğru bakıyor. Burada aralarında The Jesse ile bir çatışma olacak. Saniyeler içerisinde Bloodraper bombadan hasar aldı. Çok az bir hasar. Aslında Bloodraper kafasını gösterdi ama
ölmeden içeri girmeyi başardı. Koridordan gelme ihtimallerine karşı koridoru da tutuyor Dark Passage takımı. Bu roundu her türlü kazanmak istiyorlar. 65 saniye kaldı roundun bitmesine. Crew takımının artık bu bombayı kurup patlatması lazım. Başarılı bir bomba atışı geldi Jesse'den. Çok özel bir vuruş olursa alınacak. Yine dönecek buradan oyun. Gerçekten birinin mucize yaratması lazım. Şu anda Jesse, hala bitmiş değil. Victoria ile karşı karşıya. B2'ye artık yani, girmek istiyorlar. Gangster var orada. İki kişi girmelerine izin vermeyecek Dark Batış takımı. Hala zorluyorlar. Gangster şu an izlediğimiz isim Stinging düşüyor. Crew takımı hala başarılı. Düşüyor. Jesse kaldı. Jesse'yi izliyoruz. Çok güzel gidiyordu Jesse. Jesse. Burada alabilir mi? Jesse düştü. Finalin adı. Dark Passage. Finalistin adını. Deadly Shooters. Şimdi maçın analizi için hemen odamıza bağlanıyoruz. Deadly Shooters vs Dark Passage final maçı az sonra. Şu an sevinçlerini görüyorsunuz. Wolf Team ekranlarında. Şu an sevinçlerini görüyorsunuz. Şimdi analiz masasına bağlanacağız bu güzel maçı yorumlamaları için. Arka tarafta oyuncuların, PvP oyuncuların yüzleri gülüyor. Müthiş bir turnuva, müthiş bir şampiyona izliyoruz. Şimdi artık dünyanın en iyi iki takımının karşılaşmasını izleyeceğiz. Hemen birazdan önce bir analiz alacağız. Analiz masasından maç nasıldı, nerelerde hata yaptılar daha detaylı bir şekilde öğreneceğiz. Nescafe 3-1'de Excel'e Wolf Team şampiyonasından finalin adı belli oldu. Yine isimler değişmedi. Dark Passage ve Deadly Shooters Wolf Team'in en iyi iki takım olmayı başardı. Neler düşünüyorsun Ramazan? Tebrik ediyoruz Dark Passage'ı. Çok iyi bir mücadele ortaya koydular. Crew'de artık geçmiş olsun diyoruz. Maalesef turnuvadan elendiler. Bence şöyle bir laf vardır. Mağluptur bu yolda galip miydi? Yoksa galiptir bu yolda evet. Mağlup mu? Evet. Sanırım ikincisiydi. Crew bence böyle bir takım. Evet. Çünkü HV Gaming'e geldiler. Çok gençler. Önlerinde çok büyük bir gelecek var bu oyunda. Çok iyi yerlere gelebilecek durumdalar. Ben eminim ki bir sonraki turnuvada burada final oynayacak Crew takımı. Hatta kazanacak da. Çünkü gerçekten çok istekliler, çok arzular ve çok iyi takım oyunu oynuyorlar. Crew Gaming'in üzülmesi için hiçbir şey yok. Bu turnuvalar devam edecek zaten. Ve önümüzdeki turnuvada Crew Gaming'in daha da başarılı olacağına inanıyorum. Evet, yine iyi bir ödül kazandılar aslında. Aynen. 11.000 TL ödül aldılar evet, şu anda zaten. 11.000 TL ödül aldılar. İyi bir ödül kazandılar. Aynen. Maç nasıl geçti? Mesela şehir meydanı nasıl geçti? Biraz ondan bahsedelim istersen. Maça şimdi aslında düşündüğümüz gibi yani bizim maçtan önce analizde bahsetmiş olduğumuz gibi aslında geçti maç. Çünkü Dark Passage'in kendi haritasıydı ve onun da kazanmasını bekliyorduk. Haritada favori Dark Passage'di. İyi bir performans ortaya koydular. Biraz zorlandılar sanki ama. Bir ara evet yani öyle bir geri dönüş olur. Evet, bir geri dönüş olur gibi oldu ama Dark Passage kazanmayı bildi. Şu anda oyuncuların sesleri sıraya kadar geliyordur. Evet. Dark Passage takımı kutluyor. Dark Passage Deadly Shooters geliyor şampiyon geliyor sesleriyle. Birazdan Dark Passage Deadly Shooters maçı sizle birlikte olacak arkadaşlar. Şampiyon olacaklarına inanıyor Dark Passage. Evet, kamera da onları yakalıyor şu anda. Evet, tekrar sevinç beraberiz. Bitti. Aynen, sevinçleri bitti. biraz şimdi Bloodripper röportaja geliyor Wolf Lodin'in yanında. Düşünceleri neler? Gerçekten çok. Bakalım, Bloodripper'ın çok iyi bir performans sergiledi. Bence turnuvanın en değerli oyuncusuna doğru gidiyor. Yine takımını sırtladı. Tam bir kaptan gibi, örnek bir oyuncu gibi çok iyi bir performans sergiledi. Bloodripper gerçekten de kendisine gösteren ilginin hakkını veriyor. Evet, bence de tamamen katılıyorum sana. İzliyor musun Bloodripper'ın videolarını? Tabii izliyorum. Yani Wolf Team oyuncuları gibi ben de severek beğeniyle takip ediyorum YouTube kanalını ve videolarını. Aynen. Wolf diye şu anda hazır yanında Bloodripper var. Bakalım Bloodripper'ın düşünceleri neler? Ses. Okay. Şimdi yanımda Dark Passage'in kaptanı Bloodripper var. Muhteşem bir oyun sergilediniz. 2-0 gibi bir skorla yorayım. Oynadığınız seviyendiniz. Şöyle bir şey söyledi, oyuncu bulmakta zorlanıyor musunuz? Yani sonuçta turnuvalara katılmadan önce bir takım pratikler yapıyorsunuz. Burada ne gibi sıkıntılar yaşıyorsunuz? Oynadığımız seviyede oyuncu bulmakta zorlanıyoruz. Çünkü Wolf Team'deki takımlar şu an turnuvalara katılıyor. Ancak turnuva tecrübesi olan çok az takım var. 32 takım olarak başladık bu turnuvaya. Şu anda bizi dişli olarak yorabilen sadece 2 takım vardı. Onları da şu an atlattık. Bugün Crew'le oynadık. 2-0 bir üstün bir galibiyetle geldik. Zaten skoru biliyordum. Yani sadece takımıma daha fazla güvendim.
Daha iyi oynayacağımı düşünüyordum ve oynadım. Başardık şu an. Finaldeyiz. Deadly Shooters'la oynayacağız. Moraller çok iyi. Peki yine alakalı bir soru soracağım. Çok güzel bir maç sergilediniz. Peki yani bu oyunda takımınızdaki önemli kararları veren kişi kim oldu? Genel olarak ben oluyorum. Taktikleri ve kuralları çizen kişi benim genelde ama Flexible Fatih takım arkadaşım. O da takımı motive etme, moral verme konusunda çok iyi. Onun da söylediği şeylere anlık olarak uyabiliyoruz. Örneğin benim bittiğim yerde devreye o giriyor. Fatih kararları veriyor. Ona göre devam ediyoruz. Başka bir soru. Wolf Team'e nasıl başladın? Yani bayağı güzel bir soru oldu ama. Wolf Team'e beta'da başladım. Yaklaşık 6 yıldır oyuncuyum. Wolf Team oynamaktayım. Yani genel olarak reklamlar üzerinden başladım. Diğer FPS oyunlarını bıraktıktan sonra Wolf Team'e geçme kararı aldım. 2010 yılında da YouTube'a başladım. Genel olarak şu an 5 yıldır YouTube'dan içerik üretmekteyim. Aynı şekilde kanalımdan izleyenler ve sevenlere de buradan çok selam gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum. 2010 yılından beri güzel bir şekilde aynı şekilde devam ediyorum. Teşekkürler Blood Rapper. Yeni maçınızda başarılar. Şimdi tekrar analiz masasından Salih Bey'e dönüyoruz. Blood Rapper gerçekten de çok ağır başlı bir tavır sergiliyor. Çok galibiyeti böyle mütevazi mi denir ona, yoksa gerçekten nerede nasıl konuşacağını biliyor mu denir bilmiyorum. Gerçekten de örnek bir oyuncu Wolf Team oyuncuları için.